Kadın Aklı, Erkek Aklı başlıyor. Evet, saatlerimiz 18.34'ü gösterirken radyosunu yeni açan dinleyicilerimize şöyle bir özet geçelim. Bugün Early Grey Night Session yapıyoruz. Kadın Aklı, Erkek Aklı özel konuğumuzla Özgür Uysal, Özgür Bey bizlerle. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Özgür Bey demezseniz çok mutlu olacağım. Diyeyim? Ben çok geriliyorum böyle Özgür de lütfen. Özgür burada diyeyim. Sağ ol, teşekkür ederim. Tamam. Peki o zaman şöyle direkt sorularla başlayacağım. Yani biraz tartışalım, nedir, ne yapıyoruz falan. Şimdi ilk bir tanıştığımız, mesela diyelim ki kadın ve erkek ilişkilerinde bahsediyoruz tabii bundan. Tanışıldığı zaman mesela erkekler ilk başta neye bakıyor? Çok bu arada net olabiliriz yani hani. Çok net olabilir miyiz gerçekten? Evet, fiziğe bakıyorlar. Kalçaya ve memeye bakıyorlar, ben size söyleyeyim. Tamam. Peki mesela diyelim ki beklenti, yani şöyle ilişkide en önemli şey dediğim zaman mesela erkek görüşü olarak ne geliyor? Sonra ben de paylaşacağım. Yani şöyle tabii ki şimdi yani erkek daha eril bir enerjiye sahip olduğu için daha önce görünüş, önce fizik, önce onlar, yani önce dış kabuğu, dış paketi nasıl aslında, hı hı. Ona odaklanmaya daha meyilli. Yani tabii ki dişil enerjiye sahip ya da bunun yani bununla beslenen erkekler tabii ki daha duygusal, daha sanatsal, daha derin bir şeylere bakıyor olabilirler ama aslında temelde içgüdüsel olarak, hı hı, neticede bu benim çocuğumu doğurur mudur? Hı. Ve bundan çıkacak çocuk güzel olur mudur? Ve kadın da aslında... Onu düşünür mü? Bunu düşünür, içgüdüsel olarak düşünür. Kadın da bunu düşünür. Evet, onu diyecektim. Ama kadın sadece bunun fiziksel olarak güzel olduğuna değil, aynı zamanda bu adam ne kadar zeki ona da bakar. Çünkü çocuğunun aynı zamanda zeki olmasını da ister. Tabii ya, baba olabilecek mi sorusunun cevabı. Aynen öyle. Yani bu sorumlulukları alabilecek mi, bana güven verecek mi? Yani erkek için biriyle birlikte olmak için fiziken güzel olması ya da ona kendini dişi olarak iyi hissettiriyor olması yeterliyken, kadında bu biraz daha güven noktasına geliyor. Yani kadının biriyle gerçekten bir ilişki kurabilmesi için öncelikle ona güvenmesi gerekiyor. Erkeğin ise ondan tahrik olması yeterli bence. Anladım. Peki ya tamam, içgüdüsel olarak bu şekildeyse o zaman biz mesela ilişkiler veya mesela tek eşliliğe inanıyor musunuz? Tek eşliliğe inanıyor musunuz? Yani bu bir... Var hani, mıdır ki? Bence yok mesela. Şöyle aslında yani çok tabii şimdi felsefi olacak ama yani antropolojik baktığınız zaman tek eşlik diye bir şey yok aslında, hı hı, insanlarda. Çünkü senin yani sonuçta göçebe atalarımız bizim en iyi nesli yaratabilmek ve o yolda ölmeyecek çocuklar doğurabilmek için en iyi geni arıyorlardı. Hı hı. Onun için de hani bu Sapiens'de de yazar ve pek çok antropolojik araştırmada da vardır. O kabile içerisinde ya da o göçebe kavim içerisindeki pek çok kişiyle birlikte olurlar. Hatta, hı hı, hamilelik sırasında dahi kadınlar birlikte olurlar başka erkeklerle. Çünkü onların en iyi genlerinin aldığını, onlardan en iyi genleri aldığına inanıyorlarmış. Hı hı. Şimdi tarım toplumuyla filan birlikte tabii ki iş şeye biraz döndü. Yani hani benim alanım, benim evim, benim toprağım, benim kadınım, benim, aha, erkeğim, ona biraz daha döndü ve bu da tabii ki doğal bir evrim. Bu, hı hı, yoktur demiyorum çünkü şöyle bir şey var, gerçekten uzun bir hayatın formülü uzun ve güzel bir ilişkidir. Hı hı. Bugün araştırmalarda en uzun süre yaşayan insanların en iyi ve uzun süreli ilişkilere sahip olan insanlar olduğunu, hı hı, bekar olanların ya da dul olanların daha az yaşadıklarını gösteriyor. Yani insan aslında biriyle birlikte, yani karşı enerjiyle var olabiliyor. Hı hı. O yüzden de tek eşliliğe inanıyor muyum? Evet, inanıyorum. İyi bir yaşam için, hı hı, tek eşlilik bir gerekliliktir. Ama içgüdüsel olarak biz tek eşli miyiz sorusuna cevabım hayır. Peki mesela yani şimdi toplumla beraber, ya toplum dediğiniz gibi eskiden buraya evrilme muhabbeti var. Şimdi toplumda bir evlilik kavramı var. İşte bu evlilik aslında dediğimiz gibi iyi bir hayat için, işte mutlu, sağlıklı bir hayat için zaten güzel bir şey. Herkes de yani evlenmeye çalışıyor. Aslında bu ne kadar doğru onu da tartışırız. Herkesin ayrı düşüncesi tabii ama yani şey merak ediyorum. Hani bizde nedense mesela kadın görüşü olarak bir şey muhabbeti var. Güven, evet, işte tamam, baba olabilecek mi? Koruyup korulayabilecek mi? Falan filan. Peki mesela bir beklentiye mesela biz daha çok mu giriyoruz? Acaba kadın olarak bu yüzden? Yo, bunu erkek, yani beklentiye erkek de kadın da giriyor bence. Hı hı. Şimdi erkek tabii ki doğal olarak bir dişilik bekliyor karşısından. Kadın da bir erillik bekliyor. Hı hı. Yani dişilik nedir? Dişilik patlayan bir enerjidir. İşte sanattır, müziktir, danstır, heyecandır. Erkek bunları arıyor kadında. Kadın da karşısında erillik. Erillik nedir? İşte güvendir, işte plandır, analitikliktir. güçtür, kuvvettir. Yani kadın da karşısında bunu arıyor. Yani bu çok doğal bir şey. Bunu bulmak zorunda insanlar birbirinden. Ama süreç şurada karışmaya başlıyor. Yeni günümüz modern toplumlarında kadın ve erkek hangi enerjiyi vereceklerini tam olarak bilemiyorlar. Çünkü biz sosyal olarak şu anda eşit olduğumuz için ve kadınlar yüzyıllardır gelen bir ataerkil düzenin içerisinde var olmaya çalıştıkları için aslında kadınlar kadın oluyorlar ama dişi olamıyorlar. Erkekler erkek oluyorlar ama eril olamıyorlar. Yani burada bir sorunlar çıkmaya başlıyor ve hani şimdi profesyonel hayatta sen işte patronuna karşı, işine karşı, sosyal hayatta arkadaşlarına karşı dişi olamıyorsun, eril olamıyorsun. Çünkü bundan dolayı ayıplanıyorsun ya da işte korkutuluyorsun ya da başına bir şeyler geliyor, neyse. Ama evine geldiğinde onu dışarıda bırakamıyorsun. Çünkü yani onu taşıyorsun seninle birlikte ve ne oluyor? Tabii. Kadın eve geldiğinde onu bırakamadığı, o işte sırt çantasını bırakamadığı için o yüklerle birlikte yatağa giriyor herkes. O yüklerle birlikte akşam yemeğe çıkıyor herkes. Roller karışıyor. Roller karışıyor, enerjiler karışıyor. Öyle olunca ne oluyor? İşte doğal olarak bugün bizim yaşadığımız işte sen bana erkeklik yapmıyorsun, sen bana kadınlık yapmıyorsun yaşamaya başlıyoruz. Ya bir de kadınlık nedir? Erkeklik nedir? O da çok bence değişken şeyler mi? Tamam, belli başlı temel şeyler var belki ama bence onun kavramını da çok herkese göre biraz değişmeye mi başladı bilmiyorum onu da. Çünkü kadınlar daha erkek gibi oldu muhabbeti var mesela. Yani kesin. Erkekler de daha dişi oldu kesinlikle. Evet. Bu sizce neden ya da işte nedir yani? Dediğim gibi gene o modern toplumun getirdiği bir şey. Yani şöyle bir şey var. Şimdi sen hani dediğin zaman yani erkek kadına nasıl davranacağını bilemiyor şu anda toplumda, tamam mı? Yani tabii ki kadına şiddet, kadın sosyal olarak eşit olmalı, aynı haklara sahip olmalı filan, bu tabii ki yani doğal olan bu. Ulan hepimiz insanız zaten. Evet, yani. Ama şöyle bir şey oluyor, yani erkek nasıl davranacağını tam bilemiyor. Yani kibarlık yapsam, sandalyesini çeksem, ulan ben o diyecek ki çünkü ya ben kendim yapamıyor muyum? Niye sen yapıyorsun? Şimdi onu yapmadığı zaman erkek kendini tam erkek gibi hissedememeye başlıyor. Ona bir alan veriyor ama alan verdiği zaman o alanı vermeyi çok fazlalaştırıyor. Doğal olarak da bir süre sonra iş şuna dönüyor. Yani kadın her şeyi kendi yapan bir şey haline geliyor. Bir birey haline geliyor. Ondan sonra diyor ki her şeyi ben yapıyorsam bu adam ne yapıyor? Evet. Aynı şey erkekte de geçerli. Erkekte de kadın işte parasını kendi kazanıyor, hayatını kendi organize ediyor, işte okuluna kendi gidiyor, neyse bir sürü şey yapıyor. Ama bu bir yandan dişiliğini bırakmak zorunda kalıyor bu toplumda var olabilmek için. O zaman da erkek diyor ki ya bu bana dişilik yapmıyorsa o zaman niye biz bununla sevgiliyiz? Eskiden kalsaydık keşke o zaman biraz. Eskide kalsaydık her şey daha mı kolay olurdu? Bazen ben öyle düşünüyorum. Ya böyle hani ne bileyim bazen diyorum ki hani bir köyde gerçekten hiç böyle hiçbir şeyden umurumda olmasaydı. Sadece hani evlenip ne bileyim belki çoluk çocuğa karışacağım bir hayatım olsaydı biraz daha mutlu olur muyduk ki? Hangi köyde olduğuna bağlı. Yani bir de şöyle bir soru var benim aklımda. Mesela beklentiye dedik biraz önce, hani roller de değişti muhabbeti var. Ben mesela para kazanıyorum işte belki de erkeğin önceden yaptığı birçok şeyi kendim yapabiliyorsam. Ama bu dönemde de düzgün ilişkiler varsa o zaman onlar neyin sırrını buldular ki şu an iyiler? Yani herkes mesela o zaman rolleri bırakabiliyor evin içinde diyebiliriz belki. O zaman belki doğru bir ilişki oluyor. Öyle mi olmak lazım? Çok doğru. Yani az önce söylediğim gibi şimdi bir eve girerken, bir yemeğe masaya otururken, bir yatağa girerken eğer ki sen sırtındaki yükleri bırakabiliyorsan o zaman iyi bir ilişkin olur. Ama sen yatağa girerken ya da işte o masaya yemeğe otururken, karşılıklı sohbet ederken işte ailenle, toplumla, arkadaşlarınla birlikte oraya oturuyorsan o zaman zaten bir grup aktivitesi içerisindesiniz siz. Aynen. Ve yani o yüklerle birlikte yürütemezsin ilişkiyi. Çünkü o zaman beklentiler oluyor. Toplumun sana bak bu herif sana ya da bu kadın sana böyle yapmalı. Sen kafana öyle bir yerleştiriyorsun ki bu sende bir beklenti yaratmaya başlıyor. Sanki herkes öyle olmalı gibi. Ki bu sadece toplum açısından ya da aile açısından değil. En önemlisi ve bence en kötüsü medya. Çünkü sana bir beyaz at olmalı, onun üstünde de bir prens olmalı öğretiliyor. Ya da sana işte bir kadın olmalı ama o kadın da bir prenses olmalı öğretiliyor. Ve sen bu sefer onu aramaya başlıyorsun. Sana o dünyada gösterilen ideal şeyi aramaya başlıyorsun. Ama filmlerle ya da reklamlarla ya da dizilerle ilgili en büyük sorun nedir biliyor musun? Filmler aslında tam başlaması gereken yerde biterler. Aslında filmler orada, hayat orada başlar. Evet. Film bize hayatın başladığı noktada süreci bitirir ve bizi aslında bütün beklentilerimizle birlikte o hayat denilen şeyin içerisine atar ve biz kendimizi onun içerisinde beklentilerle dolu yetersiz bir insan olarak hissetmek zorundayızdır artık. Bir de her şeyi hep öyleymiş gibi geldi. Mesela dizi yayınlanır Türkiye'de işte kanalda. Dizilerde gerçek olan şeyler sanki hayatta her şey gerçek görmek. Yani aslında onun medya, onun dizi olduğunun farkında olsak öyle olmayacak aslında ama çok etkileniyor. Tabii herkes bu kadar gerçekçi bakamıyor belki de. O yüzden böyle çok etkileniyor herkes. Keşke işte benim kocam da böyle olsa. İşte keşke benim karım da böyle olsa gibi şeyler oluyor ama aslında hayat öyle değil yani. Değil ki gerçek bir şeyler çektiğin zaman onun ismine sanat filmi deniyor. Evet. Bir şeyleri abartılı ve ideal ve ütopik bir şekilde çektiğin zaman onlar popüler oluyorlar. Çünkü niye? Bizim hayatlarımızda onlar yok. Aslında bizim onları o kadar seviyor olmamızın sebebi onlar bizim hayatımızda yok. Olmaması. Evet. Ve bunun farkında değiliz yani. Hani onların bizde beklenti yaratması bir hayal kırıklığına neden oluyor tabii ki. Yani ailenin fanusundan çıkmakla medyanın fanusundan çıkmak aynı şey. Yani ailen de sana dışarıda hep yani yardım edilecek ve senin kollanacağın bir dünya olduğunu sana gösterir ve sen ondan çıkmak için aslında ne acılar çekersin. Evet. Ergenlik ya da büyümek odur aslında. Ailene karşı geldiğin ya da kendi ayaklarının üzerinde durup kendi kararlarını verip kendi sorumluluğunu alabildiğin noktada sen ailenden ayrılıp artık bir birey olmuşsundur. Evet. Aynı şekilde bugün günümüz toplumunda ne yazık ki ailelerin dışında haricinde bir de tabletlerimiz, işte dijital mecralarımız, filmlerimiz, dizilerimiz var. Onlardan sıyrılıp gerçek hayata kendini getirip beklentilerini yok ettiğin noktada sen aslında gerçekten bir ilişkiye kendini bırakıp o ilişkinin içerisinde savrulabilecek hale gelebilirsin. Bir ilişkiyi bitiren tek şey, her zaman bunu söylerim, beklentilerdir. Başka bir şey değil. Peki başka bir şey soracağım. Erkekler ağırbaşlı kadınlardan boşlanırlar. Erkeğe göre değişir. Mesela yani ağırbaşlıdan anladığımızda ne düşünüyorsunuz? Yani işte hanım, yani şu işte şimdi bir erkek için profil nedir? İşte yatağında fahişe olacak, yanında kadın olacak. İşte, hükmedebilsin. Yani hani hepsi güzel işte, ne güzel hatun şey filan. Mutfakta aşçı. Ama işte bu aslında kültürel bir şey ki bu bizim aslında kendi kültürümüzden getirdiğimiz bir şey değil, batıdan ithal ettiğimiz bir şey. Bak biz batının iyi yanlarını almak yerine aslında hep kötü yanlarını almaya o kadar meyilliyiz ki. Yani kadının toplum içerisinde ikinci sınıf vatandaş olması gerçekten Avrupa'da ortaya çıkmış bir şeydir. Çünkü Batı toplumunda, Ortaçağ Avrupa'sında kadın yoktur. Ama doğuya baktığın zaman, Ortaçağ dönemine baktığın zaman özellikle kadın kutsaldır, önemlidir. Bir kere bütün mitolojik karakterlerin en başındakilerin hepsi kadındır. Kibele vardır mesela. İşte doğa anadır filan. Ama işte Batı toplumuna baktığın zaman işte Zeus vardır filan. Hep erkekleri, evet. Bütün tepedekiler erkektir filan. Çünkü niye? Ataerkil bir toplum. Çünkü kilisenin baskısıyla bu gelmiştir. Kilise evlenmez. Bir sürü erkek grubu orada toplanmıştır kendi aralarında. Evlenmezler de dünyayı oradan işte yönetmeye çalışırlar. Biz o dönemin o toplum kültürünü alıp ne yazık ki bizim hatun dediğimiz kavramın üstüne onu inşa etmişiz. Halbuki hatun bizde nedir? Hatun birlikte devleti yönettiğin, aslında, evet. Birlikte yürüdüğün, her şeyi birlikte karar verdiğin, bir arada hareket ettiğin. Bizde ana, anne, kadın, bunlar çok değerli, çok özeldir. Evet. Ama biz işte Batı toplumundan, o işte bir sürü erkeğin olduğu kilisenin ortaçağ düşüncesinden bunları ithal ettiğimiz için o kültürel çatışmayı bugün çok doğal bir şekilde yaşıyoruz yani. Onun için yani biz aslında bize uymayan bir şeyi sokmaya çalışıyoruz. Yani biz bir karenin içerisine bir yuvarlağı ya da işte bir üçgenin içerisine bir yıldızı sokmaya çalışıyoruz şu anda. O yüzden de bunları yaşıyoruz doğal olarak. Peki mesela tamam, hani eski o ilk Türkler işte Orta Asya Türkleri falan filan, bu konuda katılıyorum ama mesela Osmanlı ile gelen bir durum daha var. Şimdi Osmanlı'dan sonra tamamen bence bu düşüncelerimiz biraz değişti. Hatun o biraz değişti gibi rolü. Hani kadının rolü haremdir vesaire. Bence oradan sonra da onun etkilerini de biz çok yaşıyoruz. Çünkü çok hani yüzyıl büyük bir imparatorluk ve ondan sonra kadınların değeri bence biraz, bilmiyorum haksız mıyım ama azalmış gibi mi oldu? Öyle olunca biraz kafalar da karıştı. Yani direkt aldık mı acaba onu? Ya aslında yani, alamadık. Hayır, alamadık. Niye alamadık? Yani tabii ki almaya çalışmışız. Gene dediğim gibi bu Ortaçağ Avrupa'sından ithal ettiğimiz bir şey. Sonuçta Osmanlı Ortaçağ Avrupası ile birlikte yükselmeye başlayan ve ondan sonra Avrupa endüstri devrimine geçtikten sonra çöken bir imparatorluk. Yani biz o orta çağdaki o şeyleri, o kadının ikinci planda olmasını, o harem kültürünü falan, onları buraya aldığımız zaman olmamış. Niye olmamış? İşte şimdi biz şey diye konuşuyoruz ya, işte ya harem karar veriyormuş ya Osmanlı'nın devamlı. Hani işte o arkada dönen o şey oyunları, taht oyunlarında falan hep bir kadınlar vardır falan. Evet. Niye bu vardır? Çünkü Türk erkeği ne olursa olsun, daha doğrusu bu Türk erkeği demeyeceğim de bu topraklarda yaşayan erkekler kadınlara kıymet verirler ve onların düşüncelerini dinlerler. Hı hı. Her ne kadar onları ikinci plana atmaya çalışsalar da aslında onların düşüncelerine, yönlendirmelerine değer verirler. Onun için de ne olursa olsun orada koskoca bir harem olsa dahi o haremi değiştirebilen bir kadın orada olacaktır. Çünkü o erkek o kadını dinleyecektir yani. Peki mesela şu anda bence çok... güncel değil ama her başarılı erkeğin ardında bir kadın vardır falan klişesi. Bence o mesela her başarılı kadının arkasında bir erkek de vardır. Ben bunu düşünüyorum. Doğru. Mesela bence şu an çünkü ben şeyden hoşlanmıyorum bu arada. Bu son zamanlarda sürekli hani feminizmin anlamını çok bilmeden sanki erkek düşmanıymış gibi davranan çok büyük bir kitle var ve artık böyle hani kadınlar öyle bir yere geldi ki sanki her şey erkeklerin suçuymuş da bir kadın her zaman haklıymış gibi bir muhabbet de var. Ben buna da katılmıyorum. Değil. Yani bu sefer de şey oldu. Yani mesela şöyle bir şu anda bir karar var bildiğim kadarıyla ama atıyorum boşandı bir çift. Çocuk var ortada. İşte diyelim ki kadının şey hakkı var. Ben adam uzaklaşsın istiyorum. Çocuğumu göremesin. Bu hak nasıl yani sen sırf kadınsın diye bu hakkı bence verilmemeli mesela. Biraz abartılıyor bence kadın tarafı da. Şimdi dinleyen kadınlar lütfen hani kızmasın bana ama hani. Yok, haklı görüyorum ama şöyle görüyorum. Şimdi şu konuda yani eğer bu kadının bu hakkı varsa erkeğin de bu hakkı olmak zorunda. Evet. Hata şuradaydı. Yani evin reisi erkektir. Kalktı şu anda. Hı hı. Yani şu anda öyle bir şey yok. Yok, evet. Doğal olan şey de bu. Ve biz bunu az önce işte saat 3'te takipçilerimle buluştum. Onlara da buradan sevgilerimi yolluyorum. Gerçekten evet. Bir sürü kişi geldiler. Çok tatlılar gerçekten. Onlarla evet. Da bu konuyu konuştum. Şimdi kadınlara hak vermek ya da şey yapmak ayrı bir şey, yani onları önemsemek ayrı bir şey ama sen şimdi şey demeye başladığın zaman, işi bir pozitif ayrımcılık noktasına getirmeye başladığın zaman, yani kadınlar haklı, kadınlar kesinlikle haklı falan dediğin zaman, arkada ben Redpill diye bir video yayınladım. Redpill diye bir akım var şu anda. Ve bu akıma göre hani bu erkekçilik aslında feminizme, yani biraz feminizme tepki olarak, biraz da erkeklerin kendi sosyal düzen içerisinde kendi haklarının kaybolduğuna, bu pozitif ayrımcılıktan dolayı ezildiklerine dair bir düşünceyle ortaya çıkmış ve erkekleri erkekliklerinin ve o iktidarın geri iade edilmesini savunan arkada bir grup var. Ve bunlar sessiz bir grup. Sadece Reddit gibi filan platformlarda yürüyorlar ama böyle bir topluluk büyütmeye başlıyor bu. Niye? Çünkü sen bir şeyin bir akımı yaratırsan, feminizm gibi bir akım yaratırsan, o zaman bunun karşı akımının da geleceğini biliyor olman gerekir. Aslında senin yarattığın her şey antisini de doğurur kendi içinde. Çünkü her şey bu dünyada zıttıyla var olmak zorundadır. Tabii. O yüzden de ben hani şimdi kızar kızmaz insanlar bilmiyorum ama mesela kadın günü var değil mi? Dünyada en saçma bulduğum gün benim. Evet. Yani erkek günü yokken kadın gününün olması resmen kadınlara bir hakarettir. Tabii. Hakaret. Tabii. Yani ayrımcılık da değil. Yani ne demek kadın günü? Evet. Yani insan günü olmasına okeyim ama yani kadın günü olması, kadınlar çekti. Hadi lan yani ya hepimiz işte burada insanız, tamam ikimiz, yani ben bir de şunu söylerim, yani kadın erkek eşit değildir. Kadın erkek birlikte var olmak zorunda olan iki farklı canlıdır. Evet. Hiçbir canlının kadını erkeği eşit değildir. İnsanın da kadını erkeği eşit değildir. Yani bizim düşünüyor olmamız bizim bunu bu hale getirmeyecek. Evet. O yüzden de şunu kabul etmemiz lazım. Yani biz ikimiz de insanız, ikimizin de kendine özel hakları var. Farklıyız ve bir arada yaşamak zorundayız. Evet. Zorundadan da öte bir arada yaşarsak daha güzel bir dünyayı var edeceğiz. Evet, aynen öyle. O yüzden de sen kadın günü dediğin zaman ya da kadınlar falan deyip böyle yani bir kadın savunuculuğunu böyle abartıp bir pozitif ayrımcılığa dönüştürdüğün zaman erkekler tarafında sessiz bir şekilde aslında bunun antisini de yaratmaya başlıyorsun. Evet. O yüzden yani hani tabii ki bu, yani bu şeyi değiştirmez. Bugün kadına şiddet olduğunu, kadınların aslında şiddet görüp işte ne bileyim tecavüze uğrayıp camlardan atıldığı falan gerçeklerini değiştirmiyor. Bunlar vahşetin her türlüsü bence kötü yani. Evet, bu bir aynen. Kadına da yapılsa kötü, bu kediye de yapılsa kötü, bir erkeğe de yapılsa kötü, fark etmez. Ama yani bunu engellemenin yolu bu olaylar sadece bu olaylar yaşandığında kadına şiddet olmasın, kadınlar haklıdır demek değil. Kadın hakkı çığırtkanlığı yapmak kadına olan şiddeti değiştirmez. Kadına olan şiddeti değiştirecek olan şey kültürü değiştirmektir. Sen en başta bunu çocuklarına öğretmezsen, yani bunu ilkokulda bunun eğitimini vermezsen, biz hepimiz insanız, kadınlar böyledir, erkekler böyledir. Ulan biz hala da leylekler getirdiği tartışan bir toplum olarak bunu değiştiremeyiz. Çünkü yani senin benim düşüncemi değiştirmek mümkün değil ama çocukların düşüncesini değiştirmeye, ailelerini eğitemeyiz. Evet. Aileler artık eğitilemezler. Ama çocukları eğer ki gerçekten olmaları, eğitilmeleri gerekir. erken yaşta cinsellik ve ilişkiler ve cinsiyet konusunda gerçekten iyi bir eğitim verilirse bu toplumda, hı-hı, o zaman bu değişir. Her gün 3. sayfa haberi okuyarak veya oralara da bir şey yazarak bu değişmez. Sen mesela yaptın mı hayatında hiç? Bir kadın şiddet gördüğünde o kadını 3. sayfa haberini okuduktan sonra gidip o kadına yardım ettin mi? Hı. Etmedin. Ne yapıyorsun sen? Okuyorsun o haberi, diyorsun ki ya ben iyiyim ya. Bak o görmüş şiddet ama işte ben iyiyim, neyse benim başıma gelmiş. Ya da en fazla paylaşıyorum, ne olmuş işte. Paylaşıyorsun ama işte onu yapıyorsun ama yani bu ona yardım etmiyor. Evet. Bu bir şeyi değiştirmiyor. Senin bir şeyleri değiştirebilmen için bu toplumda ileride rol alacak olan bireyleri eğitmen gerekiyor. Bunun tabii da yolu gerçekten yani kadın hakları günü, işte bilmem yürüyüşler ya da şeyler, işte her kadına şiddet uygulandığında sosyal medyada işte bunu paylaşmaktan değil, gerçekten şu anda var olan çocukları bugün hemen bugün eğitmekten geçiyor. Kesinlikle. Ben zaten hani plan olarak diyorum ki ben en iyi eğitimi ileride olur da kendi çocuğum olursa, hele bir de erkek çocuğum olsun mesela, çok isterim. Onu eğitirim mesela, en azından bunu diyorum. Mesela hani çocuk, bence her anne, ya biraz da kadınlara kadınlar yapıyor diyebiliyorum. Çünkü bence anne figürü çok önemli. Hani ve oğlan çocuklarını da yetiştiren de anneler aslında ilk başta. İlk hani anne çok önemli dediğim gibi. Benim mesela kuzenim, ailem, biliyorum hani kadın mesela diyor, laf ediyor işte kadına erkek eşittir. Sen çocuğunu öyle öğretmedin. Erkek çocuğun oldu. Biz biliyoruz senin nasıl yetiştirdiğini. Olmaz işte. Hani biraz daha böyle kadınlara bence daha çok rol düşüyor. Hani tabii babalar da tabii ki de aynı şekilde ama bir anne olarak da karşı cinse de direkt öğretmeye bence bir annenin de görevi çok yüksek. Bu arada çok kısa bir reklam arası vereceğiz. Tabii ki. Birazdan tekrar... Evet, tekrardan buradayız. Radyo Bilkent'ten ayrılmayın. Fonda Imagine Dragons Natural varken saatler neredeyse 19'u gösterirken biz kaldığımız yerden devam ediyoruz ve diğer bir bomba sorumla geliyor. Buyursun. Mantık evliliği mi, aşk evliliği mi? Akıllı evlilik. Hı. Ben hep bunu da söylüyorum. Şimdi insanlara şöyle geliyor. Konuştu işte politik falan. Öyle değil. Yani akıl kelimesinin bir kökeni vardır. Farsçadan gelir. Akildir o aslında. Hani biz akil falan diyoruz ya şimdi. Akil adamlar falan var bizde de. Akil aslında devenin diziyle omuzu arasındaki bağa verilir. Bağa verilen isimdir Farsçadan. Ve bağ demektir. Aslında akıllı olmak demek yani böyle pratik zekalı olmak falan değildir. Akıllı olmak demek gönlüyle aklı arasındaki bağ kurabilmiş insana denir. Süper. Eğer ki gönlünle aklın, yani hem mantı hem gönlün bir insana kayıyor hem de aklın buna ikna oluyorsa o zaman doğru bir ilişki kuruyorsun demektir ki en uzun sürenler odur. Sana şöyle bir soru soracağım. En tutkulu ilişkilerin, en aşık hissettiğin ilişkilerin en kısa süren ilişkilerinde değil mi? Valla benim açıkçası öyle ilişkim olmadı. Çünkü ben hep böyle kafama alabileceğim adamı kalbime alırım gibi. Yani bilmiyorum, çok da öyle değil de yani ben ona inanmıyorum ya. Ben şeye inanmıyorum. Hani çok aşık oldum, İşte her şeyimi veririm falan. Yani böyle bir şey var, ben çok inanmıyorum. Biraz mantıklı olan bir insan, belki biraz idealist olan bir insan bence buna çok olmuyor. Bence biraz melankoliyi sevme durumu da var insanlarda. Hani aşık olmayı seven tipler vardır ya, böyle tipler. Bilmiyorum, bence öyle olamadım. O yüzden mesela öf hani o tutkuluydu, çok güzeldi. Bence biraz da kadınlarda bence şöyle bir fark var bu arada. Bir kadın isterse sevebiliyor ama bir erkek bence isteyip sevemiyor. Sevmesi lazım. O yüzden annem bana hep şey der. Seni sevdiğinden seni daha çok seven bir adamla ol, sen zaten seversin. Doğru mu mesela? Kadınlarda böyle bir şey bence biraz var. Ya ben bilmiyorum. Ben katılmıyorum. Çünkü şöyle düşünüyorum. Yani aşk insana gelirse, sen ne kadar akıllı ve mantıklı bir insan olursan o aşk seni işgal eder. Ne acaba? Önemli olan sen aşkın işgaline beyaz bayrağı çekecek cesarete sahip misin? Burada bu devreye giriyor. Şimdi sen diyorsun ki ya idealist mesela. Bir kere idealist kelimesiyle aşkı yan yana kullanmak bence dünyanın en alakasız iki şeyini, yani köpek balıklarıyla vejetaryenlik kelimesini bir arada kullanmak gibi bir şey. Yani sen hem idealist olup hem aşık olamazsın, çünkü idealist olmak insanın kendiyle ilgili bir şeydir ama aşk demek bir yere akmak, bir şeye bir akışta olmak demektir. Sen idealist bir insan olarak şunu diyebilirsin kendime: aşka vaktim yok. Hani diyorsun ya ben aşık olamadım. Hayır, aşık olamadım sorumluluk almıyorsun. Aşık olmadım. Yani veya olmadım, evet. Aynen. Ama şimdi aşık olmadım dediğin zaman aldın mı sorumluluğu şimdi? O zaman bu ne demek? Yani demek ki sen gerçekten birinden hissettiğin o etkiyi içine nüfuz etmesine izin vermedin. Peki aşık olacağım deyince olunuyor mu? Aşık olacağım diyerek olunmaz. Aşk zaten sana gelir bence. Demek ki gelmemiş o zaman, ki ben de böyle konuşuyorum. Belki de geldi de kapıdan çevirdim, bilemezsin. Yani bilmiyorum artık, evet. Yani olabilir ama bence işte bu ya bir kere mesela akıllı evlilik. Ya evlilik zaten çok ayrı. Evliliği saymayalım. Ama ben mesela normal ya diyelim ki evlenmeyi tam olarak ilk başta düşünmüyorum falan ama yine çok böyle kendimi kaptırmayı da demek ki sorumluluk almıyorum. Doğru. Yani direkt akıllı ilişki istiyor olabilirim. Akıllı ilişki istemiyorsun. Hayır, mantıklı ilişki istiyorsun. Evet. Akıllı ilişki o gönlünle, yani burada gönül yok. Yani bu söylediklerin hiçbirinin içerisinde bir kalp yok yani. Burada senin ideallerin var. Hayatta başarmak istediğin şeyler var. Önce kendini gerçekleştirmek ve tamamlamak istiyorsun ve aşkı sıraya koymuşsun. Yani sen evet ya, aşkın sırasının gelmesini bekliyorsun ve aşkın sırasının gelmesini bekleyerek olmaz. Yani aşk gelir, onu ya kabul edersin ya etmezsin. Bir daha geleceğini de asla bilemezsin. Bilmiyorum. Bence peki sen daha önce hiç kapıdan çevirdin mi veya aşık oldun mu? Tabii ki. Çok kapıdan çevirdim ama çok da aşık oldum. Yani bu şeyle ilgili bir şey. Bu cesarettir. Aşık olmak cesarettir. Çünkü aşık olduğun anda artık hayatında yaptığın planların işlemeyeceğini bilirsin. Çünkü hayatında belli planlar vardır. Sen böyle gidiyorsundur. Çok sağlamdır her şey. Sabahleyin uyanıyorsundur. İşte ne güzel, yapacağım bellidir. Hissettiğin şey bellidir. Akşamleyin eve döndüğünde yapacağın programın bellidir. İzleyeceğin şey bellidir. Neyse yani. Çünkü güzel, ne güzel konforlu alanımızdayız işte ya. Çıkmayalım abicim buradan. Ama aşk öyle bir şeydir. Aşk gelmeye başladığı zaman seni bir kere böyle kıpır kıpır yapar ve şeyi hissedersin. Yani artık aşık olduktan sonra senin yaptığın planların hiçbir önemi kalmayacaktır. Sen buna cesaret edebiliyorsan, yani bununla ben var olacağım, hayatımı yeniden şekillendireceğim, ben aşka izin veriyorum diyorsan aşık olursun. Yoksa sen idealist bir insansan ve hayatında planların varsa ve senin planların yani akıl, yani mantığınla yürüttüğün şeyler, zekanla yürüttüğün şeyler senin kalbine hükmediyorsa o zaman aradaki o bağ, yani evet, o köprüler kapalıdır yani. Ya büyük ihtimalle yani evet, doğru ve bu bence yetiştirilişle de çok alakalı. Ben mesela annem şu an dinliyorsa kendisine sorumluluğu verebilir. Geçen sevgiler. Evet, annem yüzünden böyle oldum ben ve hani şu an mutsuz değilim, mutluyum. Hani yanlış, yani kapıdan çevirdim belki de yani ama farkında da olmamış olabilirim. Ama bilmiyorum ya, demek ki böyle safe'te hissetmek, yani güvenli hissetmek istiyor ya insan. Ondan da olabilir ama katılıyorum yani cesaret işi. Ama ne kadar ya bilmiyorum ya, bunlar işte şey çok ya önemli şöyle, mi ya da bilmiyorum. Ya bir insan önemli tabii her ki zaman... Hayat orada başlıyor bir kere. Hayat senin güvenli alanını terk ettiğin noktada evet, başlar. Ama yani ben zaten yani şöyle düşünüyorum. Bir insan mutlaka yani her şeyini verebilirim. Hiçbir zaman ben bir insan için şu anda, belki de yaşla da çok alakalı olabilir bu arada. Ama geri sıraya koymuş oluyorsun işte, klasik. Hani bilmiyorum, ben şu anda her şeyimi verebilirim diye kimseye bunu diyebilir miyim? Bencilim galiba. Bencillikle de alakası olabilir. Ama hem bencil. Herkes bencildir aslında ama hem bencil olarak hem de aynı zamanda yani bir kere zaten aşk da bencilce bir şeydir. Yani hani insanlar şöyle düşünüyorlar. Aşk kendini bırakmak, işte bilmem şey olmaktır, bir olmaktır falan. Halbuki hiç alakası yok. Aşk insana kendini o kadar güzel hissettirir ki insan o bencillikten o güzel hissi sömürmek ister. Yani tutku öyle bir şeydir yani. Hani aslında bence belki de yeterince bencil değilsin ki aşık olmaya izin veremiyorsun. Yani senin aslında kendi istediğin şeylerden daha başka senden beklentiler ve kendinle ilgili beklentilerin var ki hayatta bir şeyleri başarmaya çalışıyorsun. Evet, aslında işte, gerçekten evet, bencil olsan bu kadar böyle sana gümüş tepside sunulan ve seni bu kadar mutlu edecek, hayatında bütün başarıları aldığın zaman sana verecek o serotonin, dopamin kokteylini bir kere de bir kişinin gözünün içerisine baktığında alabileceğin bir şeyi, yemeği nasıl yemiyorsun yani? Hani evet, bu şey, bunu hepimiz yapıyoruz bu arada. Hani ben büyük bir aşk adamıyım işte, burada şey gibi Metin Ara gibi falan konuşmuyorum ama yani ama ne olursa olsun aşk gerçekten yani izin vermezsen aşk olamazsın. Evet. Böyle bir şey mümkün değil. Yani. Bu arada bu yayın bu andan itibaren İpek ve terapi şeklinde benim terapim şeklinde ilerliyor. Çok da zorlamak, kurda kuşa falan aşık oluyor değil mi? Böyle güneş batışına. Yani mesela şey bana itici geliyor, bilmiyorum. Hani mesela birkaç arkadaşım var, kız arkadaşlarım. Erkeklerden çok böyle karşılaşmadım galiba ama işte sürekli aşık oluyor işte, aman işte 5 ay diyelim birisine aşık oldu. Bir ay. Hani bu bana artık ya, bu bana mesela böyle olacağı ama ben kapatayım kapıyı. Bu hoş değil bence, bilmiyorum. Çok bence aşık da değil onun adı. Belki de o da aşık diyor güya falan ama aşık olduğu yok. Yo, aşkın zamanı yoktur ki. Bence bu söylediklerinden ben seni şunu anlıyorum. Korkuyorsun. Olabilir. Evet, çünkü olabilir. Belirsiz bir şey aşk. Yani senin şu anda hayatında yaptığın planların var. Yani şeyler var. Şimdi senin hayatındaki her şey belli değil mi? İşte burada çok güzel bir radyo programı yapıyorsun. İşte sesin güzel, şarkı söylüyorsun. İşte hayatında ideallerin var. Yapmak istediğin şeyler var. Evet. İşte üniversiteye girdin, üniversitede okudun, mezun oldun, işte not ortalaman kaçtı, sınava girdin filan. Hani sonra mezun olacaksın, mezun olduktan sonra iş, işte CV attım bilmem ne, işte kaç dil biliyorum filan, hepsi planlı sende. Aşkta belirsizlik var. Yani bu kaç sene sürecek, ne kaç şey. Okula girdin mi 4 sene sürecek belli. Hani evet, yani en iyi ihtimalle 4 sene sürecek, olmadı zaten 8 sene sürecek, sonra da atıyorlar mı, ne yapıyorlar bilmiyorum. Ama yani aşkta böyle bir şey yok. Aşk yani belirsizdir, yani yarın da bitebilir, 6 ay sonra da bitebilir. Sana çok aşık oluyorsan bir kere insanın en büyük korkusu şudur ki çok aşık oluyor, biliyorsun, çok aşık oluyorsan çok üzülme riskini de beraberinde kabul ediyorsun demektir. Hı hı. İnsan bundan korktuğu için, ya ulan ben çok üzülürüm dediği için o kadar kendini bırakamaz. Ama ne yazık ki hayatta her şey zıttıyla var olmak zorunda. Sen birine çok aşık olabiliyorsan çok da üzüleceksin, üzülebilirsin, hı hı, demektir. Evet. Ya da işte birini çok seviyorsan ondan çok nefret de edebileceksin demektir. O seni, birini çok seviyorsan o seni çok üzebilecek de demektir. Yani bunların hepsini sen sorumluluğunu alabiliyorsan, o zaman yani daha doğrusu bunu düşün, yani bunun üzerine düşünmüyorsan o zaman aşık olursun. Ama bunların üzerine düşünmeye başlarsan seni beynin ikna eder bir noktada. Ya bırak kesinlikle abi, oturuyorduk der yani. Peki mesela şey var mı sizce? Kadınlar erkekler kadınlardan daha çok aşık olurlar. Şimdi dedik ya, korku vesaire. Şimdi ben biraz bunu düşündüm. Şimdi kadınlar bir yerlere gelmeye çalışıyor. İşte eskiye nazaran şimdi daha çok okumaya çalışıyorlar. Kendi kendilerine bir yerlere gelmeye çalışıyorlar. Ben benim gibi çok fazla insan tanıyorum mesela. O yüzden erkekler biraz daha rahat falan ya. Daha çok aşık olabilirler mi ki? O zaman ya böyle bir istatistik çıkar mı ortaya? Yani bilmiyorum. Benim okuduğum en azından yok. Yani kadın mı daha çok aşık olur, erkek mi daha aşık olur? Bu nasıl ölçülür onu da tam olarak, hı-hı, bilemiyorum, kestiremiyorum. Ama şöyle bir şey var. Yani bence herkes aşık olur ama yani o aşkı göstermen farklı. Hı hı. Ya da yani herkesin idealleri var. Herkesin hayatta hayalleri var. Yani kadınlar bir yerlere gelmeye çalışıyor. Erkekler de bir yerlere gelmeye çalışıyor. Yani hani bunu böyle şey yapamayız. Hani yani kadınlar daha zor geliyorlar. Evet, kadınların cam tavanları var tabii ki. Yani ne yazık ki ataerkil bir toplumdan geldiğimiz için. Yani bu Türkiye üzerinde konuşmuyorum. Dünyada böyle zaten. Hı hı. Yani kadınlar çok üst düzey seviyelere gelmekte zorlanıyorlar. Çünkü orada bir erkek hakimiyeti var. Daha yani işte 300 yıldır 400 yıldır gelen bir erkek hakimiyeti var mecbur. Tabii ki kadınlar için bu daha zor. Ama yani bu hani şeye engel mi? Hani birinin aşık olmasına engel mi? Hani bilmiyorum. Bence değil. Ki yani şöyle de bir şey var. Aşık olursan yaratıcılığın artar. Mesela bak, bunların araştırmalarını sana söyleyebilirim. Hı hı. Aşık olan insanlar daha yaratıcıdırlar. Aşık olursan aklına fikirler gelir. Çünkü aşk seni günlük hayatının içerisindeki o telaşlı halinden veya o sürekli her şeyi kontrol etmeye çalışan, asla da kontrol edemeyeceksin bu arada. Yani hayat sen planlar yaparken başına gelenlerdir, evet, derler ya. Evet. Yani hani sen bir planlar yapıyorsun, kafanda kuruyorsun, aklına fikir gelmez. Hı hı. Sen gün içerisinde o kadar çok şey düşünüyorsun ki, yok işte Instagram'da tekrar kaç kişi like etti. Aynen. İşte bilmem o işte ne oldu, sınav ne oldu, o bilmem ne oldu, öbürü işte televizyonda bu vardı, işte Türkiye'de haberleri izle, zaten bütün modun düşer filan, yani öyle bir acayip bir şey. Evet. Ama sen aşık olduğun zaman bunların hiçbirinin bir önemi kalmıyor ve anda kalmaya başlıyorsun ya, işte aklına fikirler gelir. Hayatınla ilgili gerçekten yapmak istediğin şeyler gelir. Bazı şeylerin lezzeti daha güzel gelir. Gün batışı daha güzel gelir. Aşk öyle bir şeydir çünkü. Yani o yüzden hani ben aşık olursam kariyerimde kötüye giderim. Bence doğru bir şey değil. Hatta aşık olursan kariyerinde ileriye gidersin. Bu arada ben de buna inanıyorum. Her zaman ilişkin olduğu zaman diğer işlerin de her zaman çok iyidir. Yani bence bir arada, hepsi birbirini etkileyen şeyler. Bir kere enerji etkiliyor, mutlu oluyorsun, işte atıyorum işte sorumlulukların var falan filan. Peki sonradan aşık olunabilir mi? Tanıdığın, yani arkadaş olduğum bir kişiye sonradan aşık olunabilir mi? Hayır, olunamaz. Sen ona en baştan aşıksındır bence. Hı. Çünkü ten uyumuyla ilgilidir bu bence. Hı hı. Yani sonuçta biz belli feromonlar, yani hormonlar salgılıyoruz. Bu hormonlar da belli feromonlarla taşınıyorlar. Tamam. Ve o taşınan feromonlar da bizim işte Jacobson diye bir organımız var. Çok tekniğe girmiyorum ama burnumuzun içerisinde bulunan, bu hayvanlarda daha şey belirli. Hani onlar birbirleriyle uyumu ve şey, iletişimi öyle sağlıyorlar. Bizde de var bu. Ve yani biriyle ilk karşılaştığında o feromonlar sana taşınır ve ondan, hı hı, etkilenirsin. Evet. Sen sonra bir şekilde olaylar gelişmiştir ve onunla arkadaşlık ilişkisi kurmuş olabilirsin. Ama aslında birine sonradan aşık oluyorsan ya da sonra biriyle ilişkiye giriyorsan ve gerçekten bunu da çok mutlu olarak yapıyorsan, şeyden bahsetmiyorum ha. Hani arkadaşlık, ilişkiye girdik, lan biz arkadaşmışız ya dur ilişkiyi bırakalımdan bahsetmiyorum. Hani çok yakın olduğun, çok yakın arkadaşların da bazen yanılsamayla hani sanki aşıkmışsın, evet, gibi hissedebilirsin. Ama gerçekten o aşkı yaşamaya başladıysan bir arkadaşınla, o baştan beri oradadır zaten. Ten uyumu aşk demek mi? Ten yani uyumu tutku demek ve uzun vadede de aşka götürür bence kesinlikle. Çünkü yani aşk tutkuyla beslenir. Mesela ama bu durumda ben aynı zamanda çok mantıklı olup ten uyumu sağlayabilirim birisiyle. O zaman aşık oldum mu? Mantıklı ten uyumunun ne olduğunu anlayamadım. Hayır yani, mesela mantıklı, hani diyelim ki benim üzerimden gittik. Yani tamam, aşık olmadığımı ben varsayıyorum. Ama mesela ten uyumumu hissettim birisiyle. O zaman oldum mu ki yani acaba? Ya oldum. Bir de O zaman tamam. Hayır, ama şöyle bir şey var. Ben kapıyı çevirmemişim yani. Ama şöyle bir şey var yani, ben yani bu içgüdüsel bir şey, ten uyumunu yani o sen ya bazısının kokusu sana tek çekici gelir, tamam mı? Bazısının bedeni sana daha iyi hissettirir. İşte bazısıyla yani onunla sevişmek istersin. Bu ya. Hoşlantı onun diyebilir miyiz? Elini mesela tutmak istersin, sarılmak istersin, ona dokunmak istersin, evet, onun yanında olmak istersin filan, hani bazısı öyledir ki bu sana uzun vadede aslında sadakati de sağlar. Öyle evet, enteresan bir hormondur yani. İlginç, evet gerçekten. Yani hani ondan başkasıyla var olamazsın, var olamayacağını hissedersin. Hani bu ilişkin uzun sürer sürmez orasını bilmiyorum, ama ten uyumunu yakaladıysan biriyle gerçekten o aşk sürecine girmişsin demektir. Ha ya tabii bu uzun bir ilişkiye döner dönmez o ayrı bir şey. Evet. Ama yani o ten uyumunu yakaladıysan kaçınılmaz bence aşık olman, çünkü yani içgüdüsel bir şey bu. Ya tabii ki. Peki mesela bu işte aşık olduk, ten uyumu falan dedik. O zaman buradan biraz konuyu ben şeye getirmek istiyorum. Türkiye'de cinsellik üzerine alınan bir ön yargılar. Ve mesela ya cinsellik dediğinde herkesin bir kaçması durumu. Biraz bence değiştiğini düşünüyorum. Ya da belki çevreden falan öyle, bilmiyorum. Herkesi yani tabii ki de genel Türkiye'nin durumunu düşündüğümüzde aynı da olabilir ama yani bu sizce bu yargı neden? Yani tabii ki gizli mahrem konular olduğu için herkesin paylaşmaması. Belki de mesela kanalın o kadar çok paylaşım almaması durumu da ondan. Nedense insanlar ya cinsel birlikteliğe girince sanki of yani nasıl? Halbuki herkes sen öyle meydana geldin. Herkes aynı şeyi yapıyor. Niye herkes saklıyor? Yani böyle bir durum da var. Yani bir de en fazla yapılan saklar muhabbeti falan da vardır. Hani ne bileyim yani bunlar ya aşsak artık keşke. Ve sana şöyle söyleyeyim bak, senin söylediğin kelimelerin içerisinden bile bu önyargıyı çıkartmak mümkün. Seks diyemedim bak. Ne biraz dedin? Cinsel birleşme. Radyodan dedim. Tamam ama hayır ama bak şimdi İngilizce'de seks ne demek? Cinsiyet demek, değil mi? Evet. Ve yani biz cinsel yani buna cinsellik demekle seks demenin arasında bir farkın olması bile ve bizim bunu yapamıyor olmamız bile aslında evet, ne kadar nasıl nereden başladığımızı düşün. Daha en başta başlarken sen cinsel birleşme. Ulan ben bir tane şey anlatıyorum. Orgazm konusunu anlatıyorum kendi kanalımda. Allah'ım yani vajina mı desem, pelvis mi desem, işte penis mi desem, böyle bir hani odaki ulan bu tıbbi terimler bunlar. Evet. Biz niye bunun şeyi yok bizde yani? Hani bunun Türkçesi niye bizde yok? Ya da bunu söylediğimizde niye bu küfür? Niye bu ayıp? Evet. Yani daha sen bunları aşacaksın da. Tabii. Ondan tabii sonra biz şeye geleceğiz yani. Evet. Konumuz bununla ilgili eğitimlere gelecek falan. Tabii. Yani hani o yüzden bu var olacak ama bunu aşmanın yolu gene yani bizim kendi aramızda işte cinsellik mi diyeceğiz, cinsel birleşme mi diyeceğiz, penetrasyon mu diyeceğiz, var ya kibar şeyler. Yani bunlardan geçmiyor bence gene her zaman, yani benim söylediğim hep budur, hep ona geliyor. Yani bu çocukken insanlara bunu öğretmek, yani cinsellik nedir, nasıl olur, kadınla erkek arasındaki cinsellik gerçekten anatomik olarak nasıl olur, işte cinsel yolla bulaşan hastalıklar nelerdir. Şimdi sen bunları öğretmezsen ulan zaten bütün hatalarını sen genç yaşında yapıyorsun. Evet. Senin sonradan eğitilmenin hiçbir amacı hiçbir yok ki. Sen yok, hatalarını yapmış oluyorsun zaten çoktan. Aynen. Veya işte yani neyse yanlış bildiğin şeyleri çoktan yanlış bilerek öğrenmiş oluyorsun. Ondan sonra bu insanı bu yargılarını kırmak, bir kere bir yargı oluşmuş oluyor artık. O yargıları kır da ondan sonra yenisini inşa et. Oho sen binayı yapmışsın abi şimdi. Kim yani tabii, şurada kentsel dönüşümde binaları yapıyorlar işte, ne yapıyor? Yıkıp tekrar hayır bu olmadı deyip yeniden yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Olur işte böyle filan diye gidiyor iş. İşte biz de onu yapmaya çalışıyoruz ama o gidiyor, evet, sıkıntı yani, orada oluyor. Ne oluyor? İşte kaçak kat çıkıyoruz, bilmem ne yapıyoruz filan, bir yerini düzeltmeye çalışıyoruz ama olmuyor yani. Tanzimat tabii oluyor. Bizde zaten her şey tanzimat. Tanzimat nedir? Tanzimat bir sorun çıkar, o sorunla dair bir çözüm tanzim edersin. Evet. Ama sorunu bu değiştirmez yani. Evet. Biz hep sonuçlarına odaklanıyoruz. Aslında nedenlerine odaklanmaya başlasak, tabii, ben hep bunu söylüyorum yani sonuçlara değil nedenlere, yani kadına şiddet bir sonuçtur. Bundan dolayı bir verilecek ceza mesela bir sonuçtur ya da cinselliğin bugün bir tabu olması bir sonuçtur Türkiye'de. Ama bunun neden olduğuna inmeye ve oradan çözüm aramaya başlarsak o zaman değiştirebiliriz. Bunun da yolu ne yazık ki değil yani, inşallah gençleri veya işte çocukları eğitmekten geçiyor. Eğitim şart o zaman deyip ya biraz şeyle böyle... ya öyle oluyor. Yani bu dediğim gibi peki mesela şey sormak istiyorum. Bu senin kendi hayatında bu kanalı başlattıktan sonra cinsellik üzerine hani açık açık konuştuktan sonra herhangi böyle bir takım değişiklikler oldu mu? Çevrenden ne bileyim işte kız arkadaşını sallıyorum veya işte ailen falan, herhangi bir değişiklik oldu mu? Bu arada evli misiniz bilmiyorum tabii. Yok ondan, evli değilim, çok uzun süredir bir ilişkim var 5 yıldır ama benim aynı zamanda çocuklukta sıra arkadaşım yani ortaokulda birlikte sırada oturduğum bir arkadaşımdı. Çok tatlı bir ilişkimiz vardı. Çok tatlı bir insandır gerçekten. Ama şöyle bir şey var, hani ben cinsellik anlatmaya başladığım zaman ne oldu? İşte eve iş getirme oluyor şimdi ben mesela ilişkilerden konuşmaya başladığım zaman filan. Ve şöyle bir şey oluyor tabii ki, yani benim hani beni takip edenler tabii ki daha ciddiye alıyorlar ama hani beni arkadaşlarım şey oluyor, hadi lan oradan cinsellik filan oluyor yani, öyle bir şeyler oluyor. Neyse şaka bir yana, gerçekten benimle konuşmak istedikleri zaman bir şeyleri konuşuyorlar. Evet ama hani bir değişiklik oldu mu? Yok, olmadı. Hani herkes hayatını devam ediyor. Ben bir Batman gibi onların yanından ayrıldıktan sonra gidip cinsellik anlatıyorum gibi bir durum oldu yani. Harika. O zaman hemen bir One Kiss şarkısına kulak verelim. One Kiss. Döndüğümüzde yine buradayız. Bizden ayrılmayın. Kadın Aklı, Erkek Aklı devam edecek. Kadın Aklı, Erkek Aklı devam ediyor diyoruz ve 19.22'yi gösterirken saatlerimiz, şöyle bir telefon alalım dedik. Numaramızı veriyorum. Eğer sorularınız varsa herhangi bir şekilde, sadece merhaba demek için bile arayabilirsiniz diyelim. 0312 290 24 34. Evet, dönüyorum tekrar size, sana Özgür, ve diyorum ki bir erkekle, diyelim ki bir kadın ve bir erkek, ama kadın çok hoşlandı adamla. Hı hı. Gidecek, ilk tanışacak. Nasıl tanışsın yani, nasıl tanışmalı? Direkt merhaba ben sağ olun ben İpek desin mi? Ya da işte nasıl bir yol yapsın? Ortak bir yol mu bulsun? Ne kadın yapsın? Tanışacak. Evet. Valla bence... Yem atma muhabbet var ya bir de. Yani evet mesela bilmiyorum. Bence mesela şey daha estetik bir şey. Çünkü doğada da bu böyledir yani. Şimdi bir kedi bile değil mi? Yani önce biraz reddeder, bir işte bir pati atar, bir şey yapar filan. Yani bu daha değerli kılar bence. Ama tabii ki bir kadın gerçekten konuşmak istiyorsa ve tanışmak istiyorsa biriyle yani gidip yani merhaba demesi yeterli. Yani erkek için biraz daha zor bu konular. Çünkü yani düşünsene Türkiye gibi bir yerde ya da ya fark etmez yani dünyanın herhangi bir yerinde de erkek nüfusunun çok olduğu en azından. Yani kadına talep olduğu için, hı-hı, kadınla tanışmak daha zordur. Çünkü bir süre sonra kadın o barda belki yalnız başına eğlenmeye gelmiştir ama o kadar çok insan onunla tanışmaya çalışmıştır ki senin yüzünü görmez bile, yüzüne bakmaz bile. O yüzden senin erkek olarak biraz daha böyle havalı, biraz daha böyle... Sen nasıl tanışırdın mesela? Tanışırsın? Yok, ya şöyle ben yani öyle çok havalı bir şeylere girmeye gerek yok. Gerçekten gidip yani samimiyet bence işin temel formülü ve gidip de şunu demen yeterli yani, merhaba İpek. Ben senden gerçekten çok hoşlandım. Seni daha yakından tanımak istiyorum. Oturup bir şeyler içebilir miyiz? Seninle oturmama izin verir misin? Seninle sohbet etmeme izin verir misin? Yani bu kadarı yeterli bence. Çünkü yani zaten bu soruya evet cevabı alıyorsan evettir. Hayır cevabı alıyorsan hayır. Değil mi? Yani ben de aynı şeyi söylüyorum ama mesela geçen başka bir konuk geldi Kadın Aklı programına. Dediler ki ya öyle olmaz, o zaman çok hani şey olur. Ben evet dersem her şey gizemi kalkar ortadan falan filan. Yani diyorum neden bu kadar böyle bir gizem, entrika, işte böyle sinsilik çabaları falan. Bana bunlar çok saçma geliyor. O yüzden de mesela üf falan soruyorlar, ne yapsınlar mesela erkekler ne yapsın? Diyorum ki ya gidin söyleyin. Merhaba ben bu. İşte aynen senin dediğin gibi. O da yürümüyormuş. Öyle mesajlar geliyor. Ben senin dediğini yaptım. İşte kız da dedi ki bu ne şey, cüret, fırt falan. Yani işte herkese de uymuyor demek ki böyle şeyler. Ya şöyle ama yani senin bunun bir gizli, bunun bir abrakadabra gibi bir sözcüğü yok yani. Evet. Hani bunun sihirli bir şeyi yok. Yani hani bir cümle söyleyeceksin ve bütün kapılar açılacak, yok böyle bir şey. Yani tabii ki kendince havalı olabilirsin, cool olabilirsin, esprili biri olabilirsin filan ama eğer ki içinden gelmiyorsa bu konuda kendini zorlamayacaksın bence. Hani ben komik olacağım diye gidip hani bir espri yapmak değil hikaye, ya da işte ben hani cool olacağım diye gidip o cool'u oynamak değil. Yani gerçekten içinden ne geliyorsa. Yani neyinden hoşlandın? Ne seni oraya getirdi, onun yanına getirdi? O yani bu ne cüretse de evet yani cüret olmadan aşk olmaz ya da cüret olmadan tanışmak olmaz ki yani. Doğru. Yani ben cüret etmesem, sen cüret etmesen kim cüret edecek yani? Kurda kuşa yem yiyecek. Kim aşık olacak bu şeyde, dünyada, ülkede, her şey ülkede. Ülkeye bağlıyorum. Dünyada diyelim. Çünkü aşk evrensel. Yani öyle. Yani evet. Tabii çok yani havalı şeyler de olabilir. Ortama çok uygun şeyler de olabilir tabii muhakkak. Yani ne bileyim mesela benim bir anım var öyle işte. Bodrum'da o zaman kule bar falan var işte. Böyle gidiyoruz tam böyle işte böyle rock bar böyle falan. Kaç yaşındasın o zaman? Ya işte kaç yaşındayım? İşte 17-18 falan herhalde oralarda bir yerde. Ve barmenle konuşuyoruz. Barmen diyor ki ya işte Özgür bak işte şey şurada iki tane kız var, hani onunla kimseyle konuşmuyorlar. Hani eğer ki gelip burada bu barda içki içirirsen onlara Onlardan bir tanesinden hoşlanmış galiba. İşte burada içirirsen bütün gün, bütün akşam içkin bedava. Ki ben zaten bana şey verme, iddia verme, challenge verme yani. Ben hemen peşine giderim. Ben mesela koşa koşa gidip, kızlar da böyle işte 80'ler gibi giymişlerdi falan. Hemen böyle koşarak böyle heyecanlı bir şekilde gidip tutup böyle çevirip dedim ki ya zaman makinemi kaybettim. Şu an dedim nereye gideceğimi kesinlikle bilmiyorum. Yani siz de aynı yerden geldiniz biliyorum. Ben nasıl döneceğim 80'lere falan diye böyle konuya girdiğim falan oluyordu. Ama hani tutar tutmaz şimdi bunun bir yani sihirli bir şey yok gerçekten. Hani bir cümle söyleyeceksin ve her şey olacak. Herkes de çalışır bu diye bir şey yok. Yani tabii, herkes için farklıdır o. O yüzden her zaman en doğrusu en samimi olan en içinden gelendir bence. Katılıyorum. O zaman tekrar numaramızı hatırlatıyorum ve 2 saniye biraz ara verelim. Tekrar burada olacağız. 0312 290 24 34'ten bize ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa Özgür'e veya bana veya genel konsept veya hoş geldiniz, beş gittiniz diye arayıp da bizi arayabilirsiniz yani bu şekilde de. Bekliyoruz diyorum. Birazdan buradayız. Early Grey devam ediyor. Early Grey Night Session Özgür Uysal'la devam ediyor. Özgür Uysal kimdir? YouTube İnce İşler kanalının sahibi, sunucusu, her şeyi. Çünkü bu kanalı biraz anlatacağım. Ben yazın keşfetmiştim. Kanalda kadın erkek ilişkileri, ilişkiler ve cinsellik üzerine, seks üzerine ve çok bilgilendirici, aynı zamanda eğlendirici ve ufuk açıcı. Yani biraz da böyle herkesin bildiği ama kimsenin konuşmadığı şeyleri konuşuyorsun. Onu da söylemiş olalım. Mutlaka takip edin diyelim. Ve şeye geleceğim ben şimdi. Bir özellikle hani bu genç tayfada falan şey muhabbeti var. Bu doğru mu? Hani İşte erkekler bad girl, kötü kızlardan hoşlanır. İşte bunun nedeni belki cinsellik ya da işte kadınlar da bad boy işte kötü erkekten hoşlanır falan. Bu var mı sence? Yani şöyle, bu hep tartışılır ya işte hani işte o bad boy işte şey erkek, serseri falan, kötü erkek işte serseri erkek falan, evet yani o insanları cezbeden bir şey. Kadında da aynı şekilde. Ama yani bu erkek tarafında aynı olduğunu düşünmüyorum. Erkekler daha bence geyşe tipli kadınlardan hoşlanırlar. Yani hani kötü kadın olması bir kere erkeği kendine özel hissettirmeyeceğini düşünür. Yani hani erkek tek ve yegane kadın gibi aynı şekilde olmak ister ama hani kadın evet kötü erkeğe çekilir çünkü onu ya bunu filmlerde ona vermişlerdir hani kötü erkek böyle düzelteceğine de inanır belki. Ya evet işte bir Florence Nightingale sendromu olabilir filan o işin içerisinde ama erkeklerde hani o kadar ondan emin değilim. Yani erkekler kötü kızlardan hoşlanır mı? Yani evet cinsellik açısından belki dediğin doğru olabilir ama yani bir ilişki yaşamak açısından hoşlanır mı bilmiyorum. Yani bunda emin olamıyorum. Yani ilişkide bence kadın da zaten kötü erkekten hoşlanmıyor. Kesinlikle. O zaman şimdi ben birkaç soru soracağım. Diyeceğim ki kadınların erkekler hakkında deli gibi merak edip cevap bulamadığı bir takım şeyler. Evet. Mesela biz Vestan gibi mesaj yazarken neden sadece mesela tamam, okey gibi cevap gelir? Genelde erkeklerden yani çok mu uzun geliyor mesajlar? Sadece mesajlar değil, bu konuşma. Zaten konuşmanın bir yansıması yani. Hı-hı. Mesaj da konuşmanın bir yansıması ve de yani tabii ki şey var yani erkek daha az sözcük sarf eden bir yapısı var yani bu şey gibi yani hani az önce programın başında da konuştuğumuz gibi yani bir erkeğin derdi olduğu zaman mesela iki erkek bir konuda dertleşmek üzere yan yana oturduklarında konuşmazlar. İşte en fazla biri birinin omzuna böyle pat pat vurur, der ki işte tamam kanka geçer filan. Ya da işte hadi gel kafa dağıtalım olur erkekte. Yani erkek bir hareket ederek ve bir şeyleri öteleyerek ya da bir şeyleri eyleme dökerek ifade ederken kadın daha çok konuşarak ifade etmek istediği için tabii ki kadın Destan gibi yani yazması çok normal, ne güzel o yani ifade etmek detay istiyor kendini. Sürekli bir detay var. Ama yani bunun aynısını erkekten beklemek bence yanlış ve o beklenti üzer yani çünkü yazmayacak yani yazmayacak hani yani emoji atmayıp tamamdır demesi bile bence bir adım erkek için yani çünkü yani öyle biz birbirimizin arasında da öyle konuşuyoruz yani iki erkeğin birbiriyle mesela böyle sayfalarca mesajlaştığını yani olabilir tabii ki mümkün ama yani hani telefonda konuşma da öyledir. Hani yani erkek daha az konuşur yani bu kendi. Bu mesajı da bu arada verelim dinleyicilerimize. Yani özellikle kadın dinleyicilere bahsediyorum. Hani dediği çok güzeldi Özgür. Beklentiye girmeyin. Girmeyelim. Üzülmeyelim sonrasında diyelim. Diğer soruya geçeceğim. Neden rahatça seni seviyorum diyemiyorsunuz? Çünkü karşılık bulamamaktan korkuyoruz bence. Ama biz korkmayalım mı? Biz niye diyoruz seni seviyorum? Daha mı korkusuzuz biz? Birini niye erkekler daha mı zor söylüyor diyorsun? Evet. Olabilir çünkü erkekler hislerini daha zor ifade ediyorlar. Çünkü kadın duygusal zekası daha yüksektir her zaman. Yani nedir duygusal zeka? Duygularının farkında olmak ve onları yaşayabilmek bir duygusal zeka göstergesidir. Erkek duygularını yaşamaktan daha çok korkar ve çekinir. Çünkü bunun onu güçsüzleştireceğine inanır. Yani hani ben kendimden de öyle düşünüyorum. Yani birini sevmekte ya da bir sevgiye kendini bırakmakta erkeğin daha çok zorlanmasının sebebi yetiştiriliş bu. Yani sen işte zayıf, yumuşak karnın olmasın, işte şeyin olmasın, işte sevgi parçalar yok eder, seni yolundan saptırır ya da işte neyse, yani seni biri sevmeyebilir, sevmezse dağılırsın filan. Erkek için bunlar şey yapılması, başa çıkılması çok zor şeyler. Kadın şimdi bir aşk acısını yaşasa da onu işte çilek, çikolata filan bir şekilde hallediyor yani. Ama erkek için bu daha zor. Erkek için çok daha hırpalayıcı, yıpratıcı oluyor. Erkek kalbinin o kadar açtığı zaman, çünkü antrenmanlı değil bu konuya bir kere. Yani hislerini bu kadar yaşamaya antrenmanlı değil. Kadın mesela çocukluğundan beri hislerini belki daha rahat yaşayabilirken erkek o hislerini yaşamamak üzere yetiştirildiği için. İşte burada biz demiştik ya, yetiştiriş çok önemli. Tabii. Burada erkekler için yapılan kötü bir yetiştirişten bahsedebiliriz. Sen erkeksin oğlum, ağlamazsın var bir kere. Yapmayın bunu ya, yapma. Bu çok bence doğru değil. Erkek adam ağlamaz mesela. Evet, ama bu şöyle bir şey var. Olmalı mı yani, mesela? Yok, kendinden düşün. Yani karşında sürekli ağlayan bir erkeği görmek sana da kendini hissettirir. Ben karşımda sürekli ağlayan insanı sevmem. Ve güçsüz hissettirir sana kendini. Bu tabii. Erkek olduğu zaman da işte yani tabii ki aileler doğal olarak bunu bildikleri için çocuklarını şöyle yetiştiriyorlar. Yani insanları güçsüz görünmesini istiyorlar. Onun için de işte erkek adam ağlamaz oluyor. Yani okey. Yani bu olabilir. Bu hani evrimsel bir şey bu bence. Ama değiştirilebilir mi bilmiyorum. Evrim diyebiliyor muyuz onu bile bilmiyorum gerçi. Ben de bilmiyorum. Yani hani o yüzden de erkekler bu kaslarını tabii ki geliştiremiyorlar çocukluktan beri. O yüzden de yani sevse bile tam olarak kendine dahi onu söyleyemediği için tabii ki dışarıya söyleyememiz çok normal. Belki o zaman şöyle diyebiliriz. Tamam, belki hani güçlü olmak adına böyle bir mesaj verilebilir çocuklara, ama en azından ya bir şeyler hissetmenin normal olduğunu. Bak sen hani ağlayabilirsin de falan, hani yavrum sev, bak sevil, bunlar şeydir. Hani hep güçlü olmak, sevmemek falan değil ki. Yani böyle bir eğitim belki verilebilir. Şu an şeye döndü. Ebeveyn nasıl olunur? Ebeveyn, evet. Peki diğer soruya geçiyorum. Mesela futbol sever misin bu arada? Severim. Tamam. Erkekler neden futbola daha çok şey... Mesela bununla ilgili bir istatistik var mı? Ya da bildiğin nedeni falan diyebilir misin? Neden futbol severler erkekler? Mesela? Kuralları var. Teknik ve basit çünkü. Komplike değil. Neden voleybol değil ama mesela? Ya bu ama şeyle, bu bizim kültürümüzle ilgili bir şey. Yani şimdi bu sokeyi izliyor muyuz? Biz izlemiyoruz. Ama Kanada'daki bir erkek bu sokeyi izliyor. Yani işte biz beyzbol izliyor muyuz? İzlemiyoruz. Ama işte Amerika'daki bir erkek beyzbol izliyor. Amerika'daki bir erkek futbola ilgilenmiyor mesela. Evet, aynen. Ya da Finlandiya'daki bir erkek için futbol bizimki kadar önemli değil, ama bizim toplumumuzda futbol önemli. Keşke diğer sporlarda önemli olsa. Atletizm falan önemli olsa da hani tek bir yere yönlendirmesek, bugün kulüplerimiz şey yapmasa, yani işte sadece futbola yatırım yapıp diğer kulüpleri kapatmak gibi saçmalıklar yapmasalar keşke. Evet. Çünkü yani bir sürü spor dalı var, ama yani şu anda bizde futbol dominant olan, o yüzden de yani futbol seviyorlar. Asıl soruya geliyorum burada. Yıl dönümü, böyle doğum günü gibi özel günleri böyle unutup işte atıyorum Arif'in Manchester'a attığı golü hatırlamanızın nedeni ne? Yani ya bilmiyorum, bu tartışılır tabii ki, ama yani artık Allah'tan Facebook Calendar, bilmem Google Calendar falan gibi şeyler var da daha az unutuyoruz. Doğum günleri falan çok zor hatırlanan şeyler bence bu arada zaten. Ama mesela sevgilinin doğum günü hatırlaman gerekir ya, bence. O ayrı bir şey, ama yani hatırlayamıyor da olabilirsin. Hani bunun için insanları üzmeyin diye şimdi erkeklerin tarafında, değil mi? Ama şöyle bir şey var gerçekten, yani kadınlar için bazı şeyler, yani kadınlar daha önemsiyorlar bence. Evet. Erkekler için erkekler daha az önemsiyorlar bu tip şeyleri. Çünkü kadınların empati kabiliyeti daha yüksek. Çünkü kadın diyor ki ya ben bunun doğum gününü hatırlayayım, buna da çok güzel bir doğum günü hediyesi alayım, bu ne sever filan, onları düşüneyim filan. Hani kadın erkek nasıl mutlu olur diye daha çok düşünebilmeye elverişli. Çünkü az önce dediğimiz şeye geliyor. Yani duygusal zekası daha yüksek. Çünkü bunu daha çok pratik ettiriyor hayatı Sonra boyunca. Beklentiye giriyor. Olmuyor yani, beklentiye işte. Girer girmez o ayrı, ama erkekte bu yok ya. Erkek daha az empati olduğu için hani o yüzden yani hatırlasam da olur, hatırlamasam da, ya ne var ya doğum günü işte diyor. Kadın bunun için ne hisseder onu daha az düşünüyor erkek. Onun için de tabii ki o tip günler daha az önemli oluyor. Tamam. Peki yeni soru. Kendi eski sevgilileriniz hiç sorun değilken bizim eski sevgililerimiz neden sorun oluyor? Genel soru bu arada, erkekler tabii ki senin şahsında sormuyor. Kim diyor bunu? Hayır yani yani nasıl bizim eski sevgililerimiz nasıl sorun olmuyor? Herkesin eski sevgilisi bir noktada sorun olur. Ya ben de aynı şeyi düşünüyorum ama genel tavır mesela bir dakika işte erkek daha eski sevgililerini söyleyebiliyorken bu şey muhabbeti daha önce atıyorum seks yaptın mı yapmadın mı? Aslında yapıyor herkes ama kadın yaparsın falan hani aynı muhabbet. Bu bence çözülür mü sence bu yoksa bu hep erkeklerin şeyi? Çözülür ya ben size şöyle söyleyeyim. Buradan sözüm erkeklere eski sevgililerinden bahsetmesinler. Yani bir ilişkiyi yok etmek istiyorsan yapman gereken ilk şey eski sevgililerinden bahsetmek. Değil mi? Bu arada tartışılıyorum ben diğer konuklarla. Herkes hayır her şey bilinmeli. Yani tabii ki de yoktan böyle bir anda ben bununla birlikte oldum demeyin diyorlar ama bence işte evlilik olduğu zaman herkes her şeyi bilmeli. Bence herkes her şeyi bilmemeli. Yani. Sorulursa cevabını vermelisin. Bence yalan yani bir ilişkide yalan olmamalı. Dürüst olmalısın. Ama volunteer of information diye bir laf var. Yani evet. Bir bilgiyi vermeye gönüllü olmasın. Sana bir şey sorulmadan karşındakinin aklına kurt düşürecek şeyleri inadına söylemek yani evet. Ya, anlamı yok bir kere. Yani iletişim yok. Yani onu söylemenin ilişkiye bir katkısı da yok. Ama sana sorarsa gerçekten yani o zaman tabii ki bunun cevabını ver ama soran kişi de şunu bilmeli. Yani eğer ki bir kumu kazıyorsan onun altından bir şeyler çıkacak. Yani o yüzden onları göğüsleyecek güçteysen bunu sormalısın. Onun mesajını verelim biraz da yani aynen öyle. Yani o yüzden bu arada yani bilsen olur bilmesen olur eski sevgililerini insanlar tamam yani o şu anda biz mi sevgiliyiz biz sevgiliyiz okey yani ben bugünkü adamı seviyorsan ya da bugünkü kadını seviyorsan onun geçmişi bunu buraya getirdi. Mesela keşke her erkek böyle düşünse. Erkekler normalde çok netken düz bakabiliyorken burada neden net değiller mesela anlamıyoruz biz kadınlar olarak. Ya özel olmamayı kaldıramıyor erkek. Kendini yetersiz hissetmek ve değersiz hissetmek. Evet. Yani bunu bu aslında şöyle insanın kendi özünden gelen bir şey. İnsan neticede yetersiz doğar. Prematüre doğar. Yani sen bugün bir ceylan, bir at doğurduğu zaman çocuğunu ne oluyor? Şöyle iki sendeliyor değil mi? Ondan sonra tık tık hemen gidiyor. Ulan kediyi getiriyorsun evine. Kedi kuma sıçacağını bilir. İşte şey yapacağını bilir. Nereye tüneyeceğini bilir. Her şeyi bilir yani. Hani kediyi annesi babası olmasa da hayatta bırakırsın. Ama insanı koyduğun zaman bebekken bu hayatta kalamaz. Ne oluyor? Yetersiz doğuyor. Ve değersiz doğuyor aslında. O yüzden de hep o ebeveynleri o değeri vererek onu büyütüyorlar. O yüzden de hayattaki en büyük korkusu ilk o yaşadığı travmadan dolayı yani yetersiz olduğunu bildiği ilk doğduğu andan dolayı değersiz ve yetersiz hissetmek kendini. O yüzden de başkalarının olması sevgilisinin hayatında daha önce başkalarının olmuş olması hep kafasında şu ihtimali getiriyor. Ben ondan daha mı değerliyim daha mı değersizim? Yani aslında eski sevgililerle ilgili insanı rahatsız eden tek ve yegane şey karşılaştırmadır. Eğer kendini başkalarıyla karşılaştırmıyorsan ve bu yani sen olarak kendini kabul ettin, kendini değerli ve yeterince iyi biri olarak görüyorsan hiç kimsenin eski sevgilisinden rahatsız olmazsın. Çünkü bin kişi ister bir kişi alır. Wow, evet doğru. Peki kıskançlık için aynı şey geçerli mi? Çok kıskanç insanlar, özgüvensiz insanlardır diyebilir miyiz? Yani şöyle şimdi eğer ki kendi içinden geliyorsa bu evet yani biraz diyebiliriz çünkü yani birini çok kıskanıyorsan ona güvenmiyorsun demektir bir kere. Hani kendine güvenmemekten öte bence karşındakine güvenmiyorsun demektir ve ilişkide yanlış bir şeyler var demektir. O yüzden hani sonucudur kıskanmak. Az önce söylediğim gibi nedenlerine odaklanman gerekir. Neden güvenmiyorsun kendine ya da neden ona güvenmiyorsun? Bunu çözersen o zaman kıskançlığın seni rahatsız etmez. Ama bir de şöyle kıskançlıklar var şimdi. Bunu bütün erkekler biz yaşıyoruz. Tatlı olan, güzel çok, olan. Ben mesela çok kıskanç bir adam değilimdir. Çünkü yani benim özgüvenim sığmaz bedenime yani. Gerçekten öyleyimdir de. Evet. Ve benim kadınım işte zaten yani ne olacak ki kimin olacak ki başka derim yani. Ama hani ne olursa olsun bir yerde o kıskançlıkları böyle tatlı tatlı göstermek durumundasın tamam mı? Evet. Bunu da bir şekilde senden talep ediyorlar. Ve sen onun dozunu ayarlamakla mükellefsin bir erkek olarak. Mesela kadında bu yok ama erkekte mesela eğer bence kadında da var. Kıskanç değilse erkek kadında da var büyük ihtimalle. Doğru söylüyorsun ama erkekte bu eğer kıskanç değilse gerçekten kadın tarafından neden beni kıskanmıyorsun dediğin noktada senin artık hayatta bir misyonun var. Kesinlikle. Yani kıskanacaksın. Ama özgürlüğünü kısıtladığımı hissettim. Kıskanacaksın ama filan yani öyle bir cambazlık durumu oluyor tabii. O bence kadında da var yani şey durumu işte benim başıma bu arada gelmişliği var aynı şekilde. Ya ben mesela kız arkadaşlarımla hani bir yere gidiyorum falan. Tamam hani git falan, ben de gelirim falan. Tamam eski sevgilim, tamam. Ama falan hani beklenti. Ama şeydi, ben gelirim o zaman mutlaka deyip böyle bazen kıskandığımı belli etme çabaları falan. Ya bilmiyorum işte, yapıyor herhalde. Tatlışlıkları var işte. Yani eve gidince beni ara mesela, tamam mı? Aynen. Ulan bu işte 30 yaşına kadar böyle evine gitmiş kendi kendine. Sen şimdi nereden çıktın şan babası yani? Ama evet, aslında bunu yapmak da zorundasın bir yandan. Çünkü gerçekten kadına kendini değerli, onun hakkını umursuyor gibi hissettiriyor. Ya da aynı şey erkek için de geçerli işte. Yani bana işte şey ya, hani erkek her ne kadar dese ki yani öf bunu aldım bundan filan, aslında tatlış hoşuna da gider yani. Ama bunun bir ayarı olmalı tabii ki. Yani özgürlüğün kısıtlandığı noktada kıskançlık biter bence. Peki diğer soru, erkekler kendi aralarında dedikodu yapar mı? Bence yapar ama. Yani yapar ama bir kız WhatsApp grubu gibi asla olamaz. Benim hiçbir kız WhatsApp grubum olmadı. Valla bak yani valla. Ben sana şöyle söyleyeyim, Engizisyon mahkemeleri halt etmiş yanlarında yani. Çünkü şimdi erkek... Anlamıyorum ben. Şimdi şöyle bir şey var. Erkekler birbirleri hakkında ya da birbirleri hakkında dedikodu yaparlar. Erkekler hakkında dedikodu yapar. Ama kendi kadınları hakkında dedikodu yapmaya meyilli değillerdir. Çünkü şimdi sen bir kadın olarak ayrıldığın bir erkek için WhatsApp grubunda gerçekten ağza alınmayacak şeyler söyleyebilirsin. Ve hatta sen söylemesen bile arkadaşların, şakşakçıların senden önce bunu yaparlar. O yani sen daha ayrıldım kelimesinin yani daha cümleyi tamamlamadan seni çoktan gömmüş olur kadınlar. Kadınların birbirini tutma şekli öyledir. Ama erkekte kadınını ya da sevgilisini o ortama sokmak ya da oraya, yani en amiyane tabiriyle meze yapmak istemez. Çünkü o erkek için o daha özel bir şeydir bence. Şey muhabbetinde olabilir mi? Çünkü erkek erkeği bilir, kendi kadınından bahsetmek istemez. Hem bir de kadınına, onun kadınına gelecek her laf onun erkekliğine gelecek laf olarak görür. Evet, bence kadın bu için güzel bir özellik bu arada. Yani birbirimize eşit olmadığımızın bir diğer bir göstergesi bence. Farklı olduğumuzun. Evet. Ama işte şöyle bir durum da oluyor. Mesela kadınlar arasında konuşulur. İşte şöyleydi, şöyleydi ama aslında yani mesela ben diyeyim kendi erkeğim hakkında bir kız arkadaşıma anlatıyorum. Aslında bence kimse ilişkisini bahsetmemeli. Ben mesela anlatmıyorum. Ama anlattıktan sonra bu sefer kadın ulan bu ne iyi erkekmiş, ben buna bakayım der ve dedi demişliği de oldu birçok yerde. Bence o yüzden kimse ilişkisinin detaylarını veya iki kişi arasında bunu yapmamalı. Ya kadınlar bunu yapmıyor gibi gözüküyor da bütün kavgalar o yüzden çıkıyor. Yapıyorlar aslında. O yüzden erkeklerden çok da farklı değil. Yapmayın bence. Kadınlar da yapmasın. Yani şöyle sen birine özelini anlattığın zaman onu o özelini ortak ettiğini de bilmelisin. Yani birine bir derdini söylemek demek o derdine o insanı ortak etmek ve ona bir hem bir sorumluluk yüklemek demek, hem de onu o insanla paylaştığın için kendine de bir sorumluluk yüklemek demektir. Bazı şeyler aynı senin söylediğin gibi, konusuna %100 katılıyorum. Bazı şeyler insanın özelinde kalmalıdır. Çünkü onu değerli yapan şey odur yani. Hani öbür türlü yani bir açık büfede yemekle sana özel yapılmış bir yemeği yemek arasında çok büyük bir fark var yani. Tabii. Peki erkeklerin böyle kafalarında var mı sorular? Büyük ihtimalle sen cevaplarını bulmuşsundur ama hani kadınların hakkında hiç anlamadığı, hani kadınlar niye bunu yapıyor, biz bunu anlamıyoruz dediğiniz şeyler var mı? Ya işte yani o hep klasiktir ya, işte Freud bile ölürken demiş lan ben kadınları anlayamadım demiş filan yani. Ama yani tabii ki var ama her erkek için bence farklı. Şöyle yani kadınların görmek istediği ilgi biçimiyle ve davranışıyla erkeklerinki daha farklı tabii ki. Yani erkek daha eylemsel görmek istiyorken mesela belki kadın daha sözsel bunu görmek istiyor olabilir. Değişir tabii insana göre ama yani burada hani şey bir şey denemez ya. Yani erkekler genel olarak kadınların şusunu anlamıyor. Çünkü öyle bir şey olsaydı ona bir çözüm bulurlardı. Yani o yüzden herkes özelinde farklı anlaşmazlıklara sahip olduğu için zaten bu sorun çözülemiyor. Yoksa tek bir soruda, yani tek bir konuda eğer ki ya bu konuda biz anlaşamıyoruz desek, gerçekten bu kadar bilim adamı Viagra üzerine çalışacaklar, bunun üzerine çalışırlar, bu işi çözerler yani. Evet. Ya kadınlar peki anlaşılamaz varlıklarda karışıklıktan, ona katılmıyorsun anladığım kadarıyla. Nasıl? Kadınlar anlaşılamaz varlıklardır. Hayır. Kadınlar anlaşılamaz varlıklar değillerdir. Bence de değiller. Erkekler de anlaşılamaz varlıklar gibi görünebilirler. Onlar da değillerdir. Bence de. Kendi yani insan karmaşık bir yapıdır. İnsan anlaşılamaz bir varlıktır. Okey. Çünkü yani onun bir geçmişi var. Onun bir yetiştirilme biçimi var. Yaşadığı şeyler var. Travmalar var. O ölümle ne zaman tanışmış? Onun hani nasıl bir ailenin içinde büyümüş? Nasıl bir toplumsal ortamda büyümüş, tabii, başına neler gelmiş, bunu hiçbir zaman bilemeyeceğin için birini anlamak çaba gerektirir. Birini anlayamıyorsan yeterince çaba göstermiyorsun demektir. Bu da güzel bir mesaj olarak geldi. Bugün mesajlar dolu bir yayın mesaj, geçiyor. Tabii ki. O zaman bir numaramızı hatırlatalım. 0312 290 24 34. Bizi arayabilirsiniz. Sorularınız varsa bekliyoruz diyoruz ve birazdan tekrar sizlerle olacağız. Early Grey Night Session kaldığı yerden devam ediyor bu cumartesi akşamında. Yani umarım trafik yoktur diyeceğim. Sanmıyorum çok olduğunu. Ankara'da bu saatlerde trafik olmuyor. Bizi evinden veya ne bileyim bu saatte kalmışsa, gerçi ofis diyeceğim ama çok çalıştıklarını zannetmiyorum bugün. Onlara da teşekkür ediyoruz. Selam yolluyoruz her yere, dinleyenlere, tüm Türkiye'ye diyoruz. Çünkü internet sitemizden bizi dinleyebiliyor herkes. Ve şöyle bir şey demeyi düşünüyorum. Bu yaşla İlişkiler değişir mi? Tabii. Mesela biz bir anket yaptık geçen hafta. Dedik ki yaşa ilerledikçe aşık olmak zorlaşır mı? Genç insanların verdiği cevap evet oldu. Ama yayına bağlanan dinleyiciler, mesela 50 yaşında orta yaş üstü insanlar, yaşlanınca daha çok aşık olursun dediler. Ne düşünüyorsun? Yani şimdi benim onun için 50 yaşına gelmem lazım herhalde. Ama şöyle bir şey var. Aşkın yapısı değişiyor bence. Ama aşık olmak daha mı zor hale geliyor? Hayır, bir insan aşık olmaya ya açıktır ya değildir. Her yaşta aşık olabilir insan. Ama aşkın o insan için bence tanımları değişmeye başlıyor. Evet. Yani gençken aşık olmak daha böyle çitlenbik çekirdek bir şeyken, işte büyüdükçe daha sorumluluk hikayesine dönmeye başlıyor. Daha yaşlanınca daha özel, değerli bir şey haline gelmeye başlayabilir. Çünkü ne bileyim 30 yaşında aşık olduğunda üstünde bir sürü işte yuva kuracağım, evleneceğim mi filan gibi sorular olurken, daha bir kere artık evlenip boşandıktan sonra bir daha aşık olurken mesela bu sorunları, bu soruları kafanda yaşamıyorsundur ve daha farklı, daha yapısı değişen bir aşık oluyordur senin için. İşte 16 yaşındayken senin için hiçbir sorumluluğu yokken aşık olmanın, işte 28 yaşında daha farklı bir sorumluluğu oluyordur filan. O yüzden yapıları değişiyordur ama hani aşık olmak zorlaşır mı bilmiyorum. Ben buna katılmıyorum. Belki de mesela şeyden diyor olabilir insanlar. Dedin ya biraz önce, yani ilk yayında yaş, yani belki kapıları açmaya başlıyor yaş ilerledikçe. Belki önceden açmıyor. Sonra artık her şeyi oturtunca benim planım mesela diyor. Evet. Biraz öyle yani, oldu. Yani neden olmasın? Belki o zaman açıyor falan. Çünkü hani her şey oturttu falan. Artık birine ihtiyacı var mı? Bilmiyorum. O zaman da belki gelmez. Yani. İşte ben de onu söyleyecektim. Yani bu aşk böyle meydan larus gibi tozlu raflardan çıkartıp üstünü üfledikten sonra içini açıp böyle bulabileceğim bir şey mi? Onu bilmiyorum. Ondan emin değilim. Evet. Peki diğer soruma geçiyorum. Bu kadar mesela erkekler daha nettir kadınlara göre diye düşünüyorum. Hani düz hesap. Hani çok detay değil. Hani evet, hayır, mantık. Ya mantık demeyeyim de ne diyeyim? Daha az detay diyeyim. Daha az detay, doğru. Aynen. Bu kadar mesela daha az detaydan hoşlanırken neden mesela daha detaysız düz kadınlardan hoşlanmazlar? İşte bu aslında söylediğimiz o eril dişil enerji kıvamına geliyor. Yani şimdi biz tabii erkekler böyledir dediğimiz zaman ben bunu hani hep kabul etmiyorum. Yani şöyle, yani kabul ediyorum ama biz burada hani bir arketipten bahsediyoruz. Gerçekten klasik bir erkek arketipinden bahsediyoruz. Halbuki çok detaycı olan erkekler de olabilir. Yani sanatçılar, işte var, tasarımcılar, evet, yani çok detay olan erkekler de olabilir. O bir yani içindeki dişil enerjiyle ilgili bir şeydir. Yani içinde dişil enerji varsa illa da homoseksüel olacaksın diye bir şey yok. Yani dişi olmak zorundaysın. Bu enerjiyi taşıyor olabilirsin. Aynı şey kadın için de geçerli. Kadında da yani hani çok dişi olabilirsin, kadın olabilirsin ama yani içinde bir eril enerji barındırıyorsundur ve hani daha analitiksindir, daha mühendis gibi kafan çalışıyordur. Hani burada senden hoşlanacak olan erkek tipi senin gibi eril olan değil, aslında tam tersi. Tam tersi olan. Dişil olan. Yani sen bir mühendis gibi, analitik gibi ilerliyorsan illa erkekler senden hoşlanacak diye dişi olmaya çalışmana gerek yok. Neyse, ne olursan elbette bir alıcın olacaktır yani. Bence de aynı şey düşünüyorum. Bir de ilişkilerde zıtlık olmasını gerektiğini düşünürüm ben. Öyle oluyor zaten bence ilişkiler. Çok aynı olan tipler zaten bir yere kadar yani barınamıyor gibi. Ya kanki de oluyorsun işte o zaman. Bir noktada iş oraya dönüyor ama yani ne olursa olsun iki zıt kutbunun olması gerekiyor ki birbirlerini çeksinler. Peki başka bir sorumla geliyorum. Sorularım bitmiyor. Lütfen. Bir kadın nokta 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 yapsa benim için biter dediğin bir şey var mı? Hoşlanmadığım gözümün içine durum. Baka baka yalan söylerse benim için bitmiştir. Ama onu bilemiyorsun ki o zaman. Öğrenim. Ha, bildiğin şeyler. Yani bir noktada öğrenirsin. Yani daha doğrusu öğrenirsem. Yani tabii ki tabii çok güzel söyledim bu arada. Tebrik ediyorum. Bir kadının yalan söylediğinde evet zordur öğrenmek, doğru. Ama gerçekten yani hani bir şey gizlemek, saklamak da değil. Yani gözünün içine baka baka sana düşünmediği bir şeyi söylüyorsa veya yani dürüstlüğünü tamamen bırakabiliyorsa, yani yalan söylüyorsa gözünün içine baka baka, bu sadece kadının özelinde değil yani insan özelinde de, onunla birlikte yani hayatta artık yürüyemem demektir yani. Peki o zaman şöyle bir şey soracağım. Bunu hem öyle hem öyle mi sorsam? Direkt hani dinleyicilerimiz de dinlesinler. Atıyorum böyle tavsiye almak isteyen kadınlar, erkekler varsa. Önce direkt ya şeyden gideyim. Bir erkeği etkilemek için diyelim. İlk aşamada mı olsun? Bilemiyorum. Belki konuşuluyor falan. Etkilemeyen üç tane bir şey istiyorum senden. Hani sadece tek kelime de olabilir. Bunlar çok önemli. Bunları mutlaka yapın değil tabii ki de, ama bunlara dikkat ederseniz bir şekilde zaten o erkeğin aklına girersiniz dediğim bir şey var mı? Yani ben kendim için konuşabilirim bunu tabii. Şimdi her erkek bambaşka bir şey söyleyecektir buna yani. Genel. Ama genel olarak mesela eğer ki erkeği gerçekten umursayıp dinliyorsan mesela, bu erkek için çok özel bir şeydir bence. Bu önemli yani, dinleyip umursaması ki kadınlar bunu iyi becerirler bence. Erkeklerden daha iyi becerirler yani. Bir başkası da eğer ki ya erkeğe kendini güçlü hissettirirsen, yani erkeğe erkekliğini hissettirirsen, bu nasıl olur? Yani hani ya kavanozu açtırmak kadar basittir bu aslında. Değil mi? Bence de. Ama yani bir erkeğe erkek gibi kendini hissettirirsen, o yani benim için en azından, yani ben kendimi eril insan gibi, bir şeylere yeterli ve güçlü hissedersem, o zaman daha çok onunla birlikte olmak isterim. Çünkü onun yanındayken kendimi daha iyi hissediyorum bir kere zaten. Tabii bu kadın hissettirmekle de aynı şey. Aynı şey. Ve üçüncüsü de eğer ki erkeğe doğru soruları sorar ve kendisine doğru soruları sormasını sağlarsan, erkek sana aşık olur bence. Peki kaçan kovalanır mı? Kovalanır. Bu sadece erkeklerle mi? Ama mesela her kaçan kovalanmaz. Yani şöyle, eğer ki birini seviyorsan, daha doğrusu birinden hoşlandıysan, o senden kaçıyorsa kovalarsın. Ama yani bu senin için bir heves mi? Yoksa bir aşk mı ya da bir gerçekten hoşlanma mı? Orada işte değişiyor. Yani eğer ki senin için sadece bir hevesse, yani şöyle bir hoşlandım ben falan gibi durumlar varsa, kaçarsa da aman kaçsın yenisi olur dersin. Yani erkekler genelde daha çok kovalamakla ilgilenir. Mesela şöyle bir durum oluyor mu dedin ya, mesela umursandığını hissetmesi lazım bir erkeğin. Hani oturup düşüncelerini dinlemesi erkek için önemlidir dedik. Şimdi sıkılma durumu da çok mesela karşılaşılıyor. Sıkılmazlar mı erkekler bundan? Daha çok böyle neyden sıkılmazlar? İlgiden, işte habire işte düşüncelerini sormaktan falan. Sormak başka bir şey, dinlemek başka bir şey. Yani sürekli ondan bir bilgi almaya çalışmak, onu kazımak başka bir şey. O bir şey söylemeye karar verdiğinde, gerçekten açıldığında sana, dinlemek başka bir şey. Çünkü yani erkekler çok zor açılırlar. Yani en azından ben kendimden ya da işte etrafımda gördüğüm, deneyimlediğim şeylerden biliyorum. Erkekler çok zor açılırlar ama açıldıklarında da dinlenmek isterler. Dinlenmezlerse kalpleri kırılır ve bir daha o kapıları açmazlar. Yani çünkü çok zordur. O böyle duvarların ben indireyim, içimdeki o küçük ponçik kediyi ortaya çıkartayım. Erkek için öyle sürekli yapılabilecek bir şey değil. Sürekli çıkartıp da o göğüs kafesinin içerisinden kalbini lak ortaya koymaz erkek yani. O çünkü zayıf bir noktasıdır onun ve onu yani duyguları da öyle. Hayatla ilgili duyguları da öyledir. O yüzden yani erkek eğer o noktaya kadar geldiyse seninle, sana bir şeyler gerçekten içten bir şekilde anlatmaya başladıysa, yani offside'ın ne olduğunu değil de gerçekten kendi hislerinin ne olduğunu anlatmaya başladıysa, o zaman onu dinlemelisin. Eğer onu dinlersen, o zaman o kalbini daha çok ortaya koymaya başlar ve senin yanında o kalbini rahat rahat ortaya koyabildiği için sen onun güvenli alanı olursun. Ondan sonra da zaten kadın olursun. Bunları dinleyin. Güzel şeyler, güzel tavsiyeler. Peki o zaman birazcık şarkıya kulak verelim. Tabii ki. Döndüğümüzde yine buradayız. Bizden ayrılmayın. Buyursun. Early Grey devam ediyor. Early Grey gece seansı kaldığı yerden devam ediyor. Gece demek de bu arada saat 8 tabii. Benim için gece. Saatler 20.07'yi gösterirken ve YouTube İnce İşler kanalının sunucusu Özgür Uysal buradaydı. Burada aslında ama biraz kısa vaktimiz kaldı. O yüzden bir muhabbetten daha bahsedeceğim. Garanticilik diyeceğim. Şimdi bu bence iki cinste de karşılaştığımız bir şey. Bence bu arada, yanlışsam düzeltin, bir ilişkide daha devamını sağlayabilmek için biraz da hareketlerine dikkat etmeli herkes. Yani biraz böyle şeye, tabii ki de ya birazcık kaybetme korkusu bence zarar vermeyen bir şey. Çünkü insan daha kendi en basitinden kendine bakıyor, biraz daha dikkat ediyor söylediklerine belki. O yüzden evliliklerde biraz sıkıntılar çıkıyor. Şimdi garanti gördüğümüz insanla tabii ki daha rahat hissederiz. Ama garanti her zaman bence görmemeliyiz de. Ne düşünüyorsun bu konuda? Yani şöyle, biri hep yanındaysa bir süre sonra ona o kadar çok alışırsın ki onun hiç gitmeyeceğini düşünürsün. Onun için insanlar kaybettikten sonra daha çok kıymetini anlarlar ya. Hı hı. Yani tabii ki o yanılgıya düşmemek lazım. Hani bu sağlık gibi bir şey yani. Sağlıkta da öyle, gidince anlarsın. Evet. Hastaneye düştüğün zaman dersin ki ne kadar sağlıklıymış. Yani bunda da öyle yani. Keşke daha iyi davransaymışım dersin ama şimdi insanın da yani bazen için o şeye giriyor. Evet. Ne olursa olsun yani bir ilişki uzadığı zaman ona girmek zorundasın. Ama yani bunu nasıl engelleyebilirsin? Yani bu bence tabii ki yapılmaması gereken bir şey. O ayrı bir şey. Yani birilerinin garanti görmek filan ayrı bir şey. Ama yani işte tatlı heyecanlar katmalısın var ya klişesi. Evet. Yani onu yapmalısın. Evet, gerekirse her gün yeniden tanışmalısın. Onunla ilgili yeni bir şey keşfetmelisin. Evet. Yani bunları yapmalısın. Çünkü ne olursa olsun uzun bir ilişkinin tek bir formülü vardır. Yani bir tane kelimesi vardır yani. Uzun ilişki gerçekten emek ister. Yani bir şeylerden feragat etmiyorsan, fedakarlıkta bulunmuyorsan, kendinden sen bir adım atmıyorsan, onun bir adım atması, yani o bir adım atmıyorsa sen bir adım atmıyorsan filan olmaz. Yani herkes ben kendi önümdekilerle oynayayım, sen kendi önündekilerle oyna ama biz ilişkiye devam edelim olmuyor. Çünkü yani sonuçta birlikte bir hayat kurmuşsunuz ve artık siz bir tek başınıza bireysel olarak kendiniz değil, aynı zamanda da bir ilişkiyi de temsil ediyorsunuz demek. Tabii. Evlendiğinizde de bu aynı şekilde geçerlidir. Yani siz artık bir kurumu temsil ediyorsunuz demektir. Yani tabii böyle söyleyince çok profesyonel ve ciddi oluyor. İnsanlara ağır geliyor ama ne olursa olsun artık siz bir başka erkekle ya da kadınla konuşurken sizin bir ilişkiniz olduğunu biliyor olmanız gerekir. Bu sizinle de ilgili, onun da yani bu onu da rencide etmek demektir. Eğer ki bekar gibi davranıyorsan o zaman sadece kendini rezil etmekle ya da rencide etmekle kalmıyorsun. Bunu yani birlikte olduğun kişiyi de değersizleştiriyorsun. Onun bilincinde olman gerekir. Evet. Bunun bilincindeyken her şeyi buna rağmen yapıyorsan zaten yani senin için o kadar da değerli değil demektir. Harika. Peki bir Early Grey klasiği olarak sormak istiyorum. Düşünebilirsin bu arada. O sırada ben biraz daha gelişmelerden bahsedeceğim. Ben genelde daha doğrusu her sorunun önce kendimizden düşünmemiz gerektiğini düşündüğüm için erkeklere bir mesaj vermeni isteyeceğim. İlişkiler hakkında diyeyim. Evet, ilişkiler hakkında söyleyeyim. Kadınlar hakkında olabilir. Çünkü bence genelde normalde bir kadın bir erkek olarak her iki tarafı da soruyordum. Ama bugün işte hani sana soracağım. Çünkü bence önemli. Baştan biz kendimize bakıp önce başlamalıyız. Bir takım nedenlere, sebeplere yapmak için, yoğunlaşmak için. Bunu sorayım. Bu sırada şundan bahsedeceğim ben. Özgür Uysal efendim yarın Eskişehir'de. Anadolu Üniversitesi değil mi? Aynen. Bu arada her türlü üniversitelerden çağırabilirsiniz diyorum Özgür. Çünkü hepimizin bilgilenmeye diyeyim. Daha böyle medeniyete ve konuşmaya ihtiyacımız var, özellikle bazı konuları. O yüzden bunu da söylemiş olalım. Vallahi çok mutlu oluyorum ben üniversiteye gittiğim zaman. Yani bir soğuk bir kameranın karşısında konuşmakla gerçekten insanlarla konuşmak, özellikle de bunu yani üniversiteli öğrencilerle yapabiliyor olmak beni çok mutlu ediyor gerçekten. Bedava gidiyorum, çay kahve içiyorum sadece. Vallahi ben de şahidim yani, bedava. Yani. Kanalı bu arada söylüyorum tekrar, İnce İşler kanalını. Bu arada çok güzel isim. Aslında çok basit ama gerçekten ince işler bu işler. İnce işler, evet. Kanalı da takip edin diyoruz. Daha doğrusu biz sizi nereden takip edebiliriz onun dışında? Beni şahsi olarak mı? Şahsi olarak kanalı falan. Ya kanalı İnce İşler diye YouTube'a girerek oradan takip edebilirsiniz. Instagram'da İnce İşler TV. Evet. Çünkü İnce İşler genelde inşaatla ilgili şeyler olduğu için büyük ihtimalle ondan dolayı almışlar. Benim de Instagram hesabım etoburzebra. Çünkü bu çok komik ama niye komik? Çünkü 36 tane falan Özgür Uysal var. Onun için de ben de onların içerisinden ne Özgür nokta Uysal Uysal, Özgür alttan tere Uysal, Özgür ünlem Uysal, hiçbirini bulamadım. Evet. Hepsini almışlar. 30 yaş doğum günümde hepsini toplayıp bir teknede batırmayı planlıyordum ama hepsi çok tatlı insanlarmış. Onların hepsini tek tek Instagram'lara ekledim. Bütün Özgür Uysal'lara buradan selam yolluyorum. Selam yolluyorum, aynen öyle. Etover Zebra olarak beni takip edebilirler. Bir sosyal sorumluluk projem var. Gate of Soul ismi. Ruhun kapısı diye. Makro göz fotoğrafları çekiyoruz ve bunları sergileyip oradaki gelirleri de görme engelleri ve çocuklara bağışlıyoruz. Harika. Öyle bir hesabım da var. Orayı da takip edebilirler. İsteyenler varsa, sosyal sorumlulukla ilgileniyorlarsa. Tamam. Onun dışında başka bir şey yoksa. Önümüzdeki projeler var mı, bir şeyler farklı? Var tabii ki. Yani ince işlerde enteresan gelişmeler olacak. Çok farklı marjinal konuklar alacağım. Toplumda konuşulmayan ve konuk edilmeyen insanları konuk edeceğim en azından. Onu söyleyebilirim. Onun dışında benim kendi şahsi olarak bir şu anda gezi program formatı yapıyorum. Önümüzdeki yıl itibariyle onu da yayınlamaya başlayacağım. Harika. Onun dışında da başka, yani yolda bir sürü projem olacak tabii ama şu an çok fikir aşamadım. Seni daha sık sık göreceğiz yani. Kesinlikle. Ekranlarda falan da göreceğiz. Güzel oldu. Sen daha çok fazla şey olmadan ben buradan yakaladım. Evet, doğru. Sonra belki vaktin olmazdı ki, bu çok normal. İyi para eder bunlar diyorsun. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Bu arada mesajı alacağım. Hazır mısın? Ben tabii söyleyeyim. Tamam. Yani sadece bunu erkeklere mi söylememi istiyorsun? Erkeklere mesaj. Evet. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Kendi küçük dünyalarınızın alfası olmayın. Kendi kurduğunuz dünyalarda insanları dinlemeden, insanları anlamaya çalışmadan sadece kendi bildiğiniz doğrularda hareket etmek, sadece o küçük karelerinizde kendi krallarınız olmanıza ve orada yalnız yaşamanıza neden olur. Dünyanızı genişletin ve insanları dinleyin. Onlardan öğrenecek çok şeyiniz var. Ne kadar bir dünya veya bir hayat sana saçmalarsa saçmalasın, orada sana vermek istediği mesajlar vardır. Eğer ki kendi egolarından sıyrılıp, kendi küçük dünyanın alfası olmaktan sıyrılıp o kalenin dışarısına bir adım atarsan, orada öğreneceğin çok güzel ve göreceğin çok güzel gün batışları, öğreneceğin çok güzel şeyler vardır. Harika. O yüzden dünyanızı genişletin ve kendi küçük dünyanızın alfası olmayın. Bunu söyleyebilirim. Harika. Ben bundan sonra hiçbir şey söyleyemem tabii ki de. Çok teşekkür ederim geldiğin için, kırmadığın için, bu kadar yoğun tempoda. Ankara benim ikinci evim, bayılıyorum buraya. Seviyor musun Ankara'yı gerçekten? Ben burada okudum, yapacak bir şey. Peki hani İstanbul, Ankara tabii öyle bir karşılaştırmaya girmeyeceğim ama. Hiç girmeyelim bence karşılaştırma. Aynen. Ve buradan diğer mesaj, karşılaştırma yapmayalım. Evet, aynen. Yani buradaki dostluklarım çok değerlidir ama onu söyleyebilirim. Buranın yani çok çok saf ve iyi dostluklarım var burada ve herkes burada. Yani burada edindiğim arkadaşlıklarımı çok severim, onu söyleyebilirim. Böyle bir karşılaştırma yapabilirim yani. Süper. Teşekkür ediyoruz tekrar Radyo Bilkent adına. Ben teşekkür ediyorum benim adıma. Mikrofonda ben İpek ve Özgür Uysal ben. Hoşça kalın diyoruz. Bu işler ince işler.